aranıp bulunan ve Türkiye iadesi olmak üzere olan teröristi öven, ben emekli DHKPC teröristiyim, militanıyım diyen şerefsizleri profilinde Atatürk olan insanlar nasıl savunuyor ve biz bu deliliğe nasıl ses çıkaramıyoruz? Nasıl bu deliliği, bu manyaklığı izliyoruz? Benim aklım bunu almıyor arkadaşlar. O Evrim denen bir tane karı var. Manyak. Her yerinde Türk bayrakları, bütün profil Atatürk, CHP, Altıok, bilmem ne, Ekrem İmamoğlu'na aşık. Yani ben DHKPC'den emekli teröristim diyen adamı odaya alıp konuşturuyor, beni kickliyor. Senin neren Atatürkçü lan? Senin neren Atatürkçü? Sen Atatürk hayatta olsa ağzının ortasında bir çarpardı duvardan sekerdin ya. Ne diyorsun amına koyayım ya? Bunlar kafayı yemiş. Bunlar kafayı yemiş ve bunların kafayı yemiş Circle jerklerine birinin çomağa sokması gerekiyordu. Kusura bakmayın. O kişi ben oldum. Kafayı yemişler yani. Kafayı yemiş. Kafayı yemiş. Söyleyin o Evrim denen karıya, kaldırsın Atatürk'ü profilinden. Adamı mezarında rahat bırakın ya. Adamı mezarında rahat bıraksın ya. Ben DHKPC militanıyım diyen adamla koyun koyuna dolaşacak. PKK'ya terör örgütü diyemeyen, Türkiye iadesi konusunda dışişlerinin devamlı çalışmalar yaptığı kırmızı bültenle alınan terörist orospu çocuğuna metiyeler düzen pezevengi alacaklar, odada konuşturacaklar. Ondan sonra profilde Atatürk. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Bunlar şerefsizdir. Tamam. Profilinde Atatürk dolaşıyor. Diyoruz ki kardeşim Aynur Doğan diyoruz. Neden İBB'de şarkı söyledi İBB'nin sahnesinde diyoruz. O işte ama onu İBB düzenlemiyor ki. Diyorum Kültür AŞ paylaşmış, İBB'nin şirketi. Paylaşıyor işte. Olur öyle. Anasının amında parandı attı orospu çocukları ya. Bu kadar olamaz ya. PKK'lı insanları savunmak için bu kadar parandı atılmaz ya. Ve kendilerine diyorlar ki Atatürkçüymüş bunlar. Ya böyle bir şey olamaz artık ya. Bu çılgınlığa birinin dur demesi lazım. Bu çılgınlığa birinin dur demesi lazım gerçekten ya. İyice artık şirazesi kaydı amına koyayım. Arka tarafta Biji Serok Apo diye slogan atıyorlar. İsmail Saymaz ön tarafta almış eline mikrofonu. Burada demokratik söylemler var diyor. Ya siktiriniz gidiniz artık, yeter lan. Allah Allah, yeter ya. Ya yeter, bu kadar olmaz be birader, yeter ya. Allah Allah, birisi dayıyor sırtımıza kalkmış penisini. Ya diyoruz abi sırtımda penis mi var? Diyor ki yok, penis değil abi o. Demokratik okşama. Hayır abi, penis var sırtımda. Çek penisini, siktir git ya. Yeter artık ya. Yani bu kadar basit şeylerin nesini tartışıyoruz? Adam ben DHKPC'liyim diyor. Ne yapıyorsun sen diyorum. Necisin diyorum. DHKP'den diyor, C'den diyor, ben diyor emekli oldum diyor. Oturup bu adamın söylemlerini mi dinleyeceğiz ya? Siktir git artık ya. İyice kafalar yandı abi. Ben kendi içsel hesaplaşmamı verdim. Hatalarımdan geri döndüm diyor Selanik. O öyle yumuşatıyor, göğsünü yumuşatıyor yaptıklarını. Siktirsin gitsin, eline silah verip gönderdiği adamların, öldürdüğü kişilerin de ailesi geri dönmüş mü o içsel hesaplaşmasını yaptıktan sonra? Piçe bak ya. Piçe bak ya. Arsızlığa bak amına koyayım ya. 13 tane kadını öldürüp kader mahkumuyum diyen orospu çocuğundan ne farkı var bunların? Kafayı yemişler ya. Allah Allah. Yani bu kadar ortada olan şeyleri, bu kadar ayyuka olan şeyleri oturup tartışacağız mı gerçekten? Delilik lan bu. İyice kafalar yanmış ya. Ülkeye bak anasını satayım. DHKPC militanından demokrasi dersi alıyorum. Pezevenge bak sen. Demokrasi dersi veriyor bana. Geri zekalı. Abi gelmeyeceklermiş bu arada. Sanırım öyle söylemişler. Ben şey bu Jester 666 olan arkadaşa attım invite. O geliyor şimdi. Gelsin. Kürt düşmanıymışım. Anlatsın bakayım nerede Kürt düşmanlığı yapmışım.
Sen ne zaman birisi Kürt düşmanı dese gelip konuşunca geliyor mu sesin? Ben seni yanlış tanımışım. Geliyor aşkım. Bir, tamam, nasıl konuşalım? Anlat, Kürt düşmanlığımı anlat bana. Kürt düşmanlığını sana anlatayım. Sen yoğun şekilde Twitter kullanmaya başladığından bu yana sadece mülteci düşmanlığını körüklüyorsun. Kürt düşmanlığını körüklüyorsun. Aynur Doğan düşmanlığı yapıyorsun. Burada 700 bin insana Türkiye'nin şu ikliminde, faşist ikliminde, mesela dün öldürülen 3 mülteci hakkında ne düşünüyorsun sen? Aynur Doğan faşistliğinden başlayalım mı güzel Dur, kardeşim? Sen önce şeyi söyle. Dün öldürülen 3 tane mülteci hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Görmedim haberi. Görmedin. Hı-hı. O kadar şimdi Twitter aktif kullanmana rağmen. Görmedim. Buna inanmıyorum ben. Ya inanma, çok da sikimdeyiz inanıp inanmaman. Görmedim. Ayrıca şu da bak, şu da çok yanlış bir tartışma. Şimdi mesela sen burada herhangi bir Kürt'ü aldın, tamam mı? Bu insan işte HDP'li olsun, hayatında eline silah almamış bir insan olsun, HDP siyasetinden bir insan olsun, tamam mı? Sen bunu odaya alıyorsun. Bu insan her kim olursa olsun zaten attığın headline terörist köpekleri bekliyorum. Onca yaptırım var bu ülkede. Onca zaten herkes şu an cezaevlerine konuluyor. Haksız yere içeri konuluyor. O insan dava yerse ne yapacaksın mesela? Hani zaten senin bu hedef gösterme şeyin baştan yanlış yani. Terörist köpekler dedim. Nurullah ve Mesut Selanik. Ama sen hep odalarında bunu yapıyorsun. Ne yapıyorum? İnsanlara hedef gösteriyorsun. Başka yaptığın bir şey yok. Ayrıyeten kötülük organize. Lan adam DHKPC'den emekli teröristim diyor. Ne diyorsun amına koyayım? Tamam, Nurullah Yıldız öyle bir şey demiyor. Adama diyorsun ki sen terörist misin diyorsun. Ben senin soruna niye cevap vereyim ki diyor. Bu terörist tamam, olduğu anlamına Nurullah mı geliyor? Nurullah Yıldız'da bir tane terörist öven tweetim varsa kendimi CİMER'e şikayet edeceğim demişti. Bak yukarıya sabitliyorum. Hazır mısın? Sabitledim, şimdi gelir. Diyor ki Ecevit Piroğlu Türkiye'de emek mücadelesi vermiş. Rojava'nın barbarlara teslim olmaması için orada çetelere karşı direnmiş bir komünisttir. Stop deport Ecevit Piroğlu. Ecevit Piroğlu kırmızı bültenle aranan bir PKK'lıdır kardeşim ve Sırbistan tarafından Türkiye'ye iadesi gerçekleşmek üzeredir. Bu adam terörist değilse bile terörist sempatizanı. Sobat. Tamam, sen polis misin insanları hedef gösteriyorsun? Yani buradaki misyonun ne oluyor? Buradaki misyonum şu kardeşim. Elinde silahla bir şeyleri değiştirebileceğini, hatta değiştirme... Ya bu arada bu konuya girmek bile istemiyorum. Hayır, ben sana şunu söyleyeyim. Bak Ciharencim, sen şunu anlıyorsun. Sordun, cevap veriyorum, dinle. Sonra sen konuşursun yine. PKK en çok Kürtlere zarar veren bir örgüttür. Tamam? Türklere değil. En çok Kürtlere zarar verir. Tamam? Bunu bir kenara yazdıktan sonra senin misyonun ne diyorsun? Benim misyonum terörist orospu çocuklarının kalkıp burada insanlara demokrasi anlatmaya çalışmasını engellemek. Çünkü demokrasi hakkında konuşacak insanlar değil onlar. Senin demokrasi anlayışın ne? O mesela mülteci düşmanı... Benim demokrasi anlayışım eline silah verip adamları fişleyip gidin bunları öldürün demek değildir. Tamam, adamın hayır, kendi, sen de mülteci düşmanlığını örgütleyip duruyorsun. Dün öldürülen 3 tane mülteci hakkında tek bir kelam etmiyorsun ama. Görmedim. Bir de haberi görmedim diyorsun mesela. Allah Allah. Görmedim abicim. Göremez miyim ya? Böyle bir şey olamaz. Nasıl? Dün bütün gün bu konuşuldu. Her yerde bu konuşuldu. Bunu görmemen imkansız zaten. Ben abi sana senin timeline'ınla benimki aynı değil tam. Hayır, tamam, görmediysen ben sana söyleyeyim. Dün 3 tane mülteci, bir tanesi çocuk olmak üzere öldürüldü mesela. Bu nerede insanlar... öldürüldü? Ne şekilde öldürüldü? Ya nasıl öldürüldü onu da açıkla bari de. Tam nasıl öldürüldü işte bu sizin kamuoyunuz tarafından şu şekilde ifade ediliyor. Dur ihtarına uymayan araç jandarma sonucunda ateş edildi. Araç içindeki insanlar da öldü deniliyor ama dur ihtarı zaten bu ülkede kaç yıldır dur ihtarının ne anlama geldiğini biliyoruz. PVSK'da da öyle bir şey yok bu arada. Hani manipülasyon üzerinden bir şey yapıyorsunuz. Ama mesela ölen masum insanlar hiçbir zaman gündemimize girmiyor. Polis mi öldürdü yani? Yo, hayır, jandarma. Fark etmez yani. Kolluk sonucunda öldürüldü. Ha, ben jandarmaya vurun dedim. Jandarma da vurdu mu? Hayır, yaptığın şey bu. Sen 700 bin insana etki alanın var. Bu etki nerede alanı öldürdü jandarma bunları? Türkiye sınırları içinde mi? Sınırları dışında mı? Van'da öldürdü Türkiye. Bunlar kamyonla kaçak bir şekilde ülkeye giriş mi yapmışlar?
Evet. Evet, kaçak. Ama bu öldürülmeler anlamına mı geliyor Cahreyn? Abi. Bak, sana şunu sormak istiyorum. Kötüye kötü örnekle cevap verilmez ama Yunanistan'da içinde bebeklerin olduğu botları vatandaş gidiyor sınıra ayaklarıyla ittirerek Türkiye'ye geri fırlatıyor. Yani bak, asker de değil, asker değil. Vatandaş gidiyor, kürekle geri ittiriyor, ağızlarına vuruyor, denize düşürüyor bu insanları. Daha geçen gün İspanya'da insanlar İspanya sınırını korumak için Morokko'ya, ne onun Türkçesi, Fas mı? Fas galiba. Fas'a diyor ki vurun. 85 kişiyi öldürdüler. Dünyada bir mülteci krizi var. Dünyadaki mülteci krizi gerçek bir şey. Sınırlarını korumak için ülkeler bazı tedbirler almak zorunda. Tamam? Ben mülteciye karşı değilim. Sığınmacıya da karşı değilim. Kayıtlı kuyutlu bir şekilde eğer ülkeye katma değer sağlayacak insanlarsa buyursunlar gelsinler. Çeşitli elemelerden geçtikten sonra ülkemize girebilirler. Ama ne idüğü belirsiz, orada ne bok yediği belli olmayan adam, Baçibazi'nin yaygın olduğu erkek çocuklarına tecavüz edilen bir diyardan gelen bir adam, orada erkek çocuğu mu pazarladı, erkek çocuğuna tecavüz mü etti, ne yaptı, ne bok yediğini bilmiyorum. Gelecek burada takılacak, ben de hümanistim, takılsın. Abi adamın kim olduğunu bilmiyorum ki ben. Şimdi bunların eleme yöntemini gerçekleştirmek zorunda olan taraf devlet, hükümet. Bunlar fail'lamış. Vatandaş olarak ben şimdi her tanıştığım kişiyle selamun aleyküm kardeşim. Acaba az sonra götümü sikecek misin bilmiyorum ama sikmezsen iyi olur diye dolaşamam. Ben ülkemde kayıtsız sığınmacı istemiyorum. Bu kadar basit. Ha, bunları tarayın da demiyorum. Sınırını yaparsın adam gibi. Ülkeye sokmazsın. Bu kadar basit. Mayın döşenmesine de bu arada okeyim, istiyorum. Mayın döşensin. Caydırıcıdır. Burası mayınlı alan dersin. Giremezsin kardeşim dersin. Girmez adam yani. Bu kadar basit. İyi de biz senin verdiğin örnekte mesela İspanya'da yaşanan olay, zaten biz onun da karşısındayız ki. Hani tüm Tamam. dünyada bunlar yaşanıyor zaten ama mültecilerin en yoğun yaşadığı ülke Türkiye. Burası okey. Ama sen şuradan yaklaşmıyorsun ki, veya işte sen yönlendirdiğin kitleye şöyle bir siyaset yapmıyorsun. Şey demiyorsun mesela, işte bu mülteciler bizim ülkemize şu şu sebepten geldi. Bizim sınır politikamız yüzünden geldi. Bizim savaş politikamız yüzünden geldi falan demiyorsun Abi yani. Allah aşkına bu ülkeye Afganistanlı, Pakistanlı bizim ne savaş politikamızdan gelecek ya? Ne alakası var? Hayır, bir de şu var, bir dakika. Kamerunlu siyahi mültecinin bizim savaş politikamızla ne alakası var abi? Ne anlatıyorsun ya? Bana bir söyler misin lütfen? Hayır, en baştan Suriyelilerin ilk başta buraya gelmesinin sebebi savaştan dolayı oluyor. Suriye'deki Oradan. savaşı, Suriye'deki savaşı Türkiye mi çıkarttı? Bunu mu diyorsun? Hayır, şimdi ben bunu odada bu kadar açıklıkla her şeyi söyleyemem ki zaten. Sonuçta Türkiye'de yaşayan bir insanım. Güvencem yok. Devlet, şurada seninle konuştuğum şeyler için bile belki bir dava yiyeceğim yani. Abi Sa şimdi sadece şu şöyle. var, şu var. Mesela sen şunu düşün. Şu anda yoğun bir öfke örgütleniyor bu konu hakkında. Bu odadaki insanlar da buna dahil. Çoğunluğu Zafer Partili falandır yani. Ki Zafer Partisi direkt olarak bunu örgütlüyor. Yarın öbür gün işte Osmaniye'de zaten olaylar oldu. Bir iş yerlerinin yakılma olayı oldu. Bunlar artacak yani. Bunu hepimiz biliyoruz. Yarın öbür gün seçimlere gelmeden ülkede böyle ya yani gerçekten masum insanların kırıldığı pogromlar yaşanırsa, o zaman ne diyeceksin? Aa, ya ben böyle olacağını düşünmemiştim. Mültecilerin karşısındaydık ama şöyle böyle oldu mu diyeceksin yani. Peki burada erk sahibi, iktidar sahibi, güç sahibi ve bunun sorumluluğunu taşıması gereken kişi ben miyim yoksa bunları buraya alan iktidar mı? Zaten biz baştan iktidarı eleştiriyoruz ki en baştan onlara karşı çıkıyoruz. Ama sonuç olarak sen de bu öfkeyi örgütlüyorsun şu anda Türkiye'de. Bunun şeye yol açacağını hiç mi Hayır, ben öfkeyi düşünmüyorsun? örgütlemiyorum. Ben bu içinde bulunduğumuz belirsiz durumla ilgili hiçbir sik yapılmamasıyla ilgili rahatsız bir kişi olarak hem iktidarı hem muhalefeti eleştiriyorum. Çünkü muhalefetin en son yayınladığı, TBMM'ye sunduğu, 2016'da yayınladıkları raporda, sağ olsun Sezgin Tanrıkulu, sen çok seversin büyük ihtimalle, resmen sağlık çalışanları diyor, Arapça öğrensin daha iyi hizmet etsin mültecilere.
Şimdi dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yazamazsın. O adamı sikerler. Tamam mı? Ülke işgal altında. Burada kimin ne yediği belirsiz insanlar dolaşıyor. Kızın kafasını taşla ezerek öldürüyor. Küçük kız çocuklarının videolarını çekiyorlar. Sakallarını sıvazlıyorlar. Siklerini avuçluyorlar. Gidiyor işte Afganistan bayrağı açıyor. Sahilleri işgal ediyorlar. Sen hadi çık dolaş bakayım sahilde bir pazar günü de göreyim seni. Şimdi bu kadar tatlışçı olmaya da gerek yok. Kurunun yanında yaşanmasın, kurunun yanında yaşanmasın. Abi öyle diye diye oturalım abi. Bir gün gelsinler abi evimizde. Evimizde otururken açsınlar abi kapıyı. Dom alalım, sikip de çıksınlar yani. Böyle bir şey yok abi. Abi bir kere sizin yarattığınız bütün şeyler safsataya dayalı oluyor. Diyorsunuz ki mesela... Saf mı sata? Evet, harbiden safsataya dayalı. Mesela diyorsunuz ki işte mülteciler yüzünden ekonomimiz bu halde. Mesela bu odadaki çoğu insan böyle düşünüyor. İyi de sen hani mesela o noktada Süleyman Soylu... Ekonomiyle ilgili hiçbir şey söylemedim ben. Süleyman Soylu bile haklı. Türk firmalar, patronlar, zenginler ucuz işçi çalıştırmak için Suriyelileri işe alıyor. Ve Suriyeliler sanki çok yoğun, böyle güzel şartlardaymış gibi bir tablo oluşturuyor. Öyle değil. Sigortasız 3000 liraya çalışan insanlar bir şekilde hayatı tutunmaya çalışıyor. Onların da gerçekliği bu yani. Ama ben... burada konuşulan şey şu. Zafer Partisi siyasetine göre sanki mülteciler para akıtılıyor. Ama bu insanlar zaten burada çalışıyor. Ucuz işçi emek gücünü burada yaratıyorlar yani. Bir kere bu baştan safsata. Abi şu an senin yaptığın şey bu arada strawman. Benim söylemediğim bir şeye ağzıma tıkıyorsun. Ben hiç ekonomiyle ilgili hiçbir şey söylemedim. Ne sallıyorsun? Ama sen, senin dahil olduğun siyaset hep bunu ben, söylüyor. Benim dahil olduğum bir siyaset söylüyor. Yok. Yine bak bana şu anda rol biçiyorsun. Öyle bir şey yok. Benim dahil olduğum bir siyaset yok. Uydurma. Ben ne zaman ekonomiyle ilgili, mültecilerle ilgili bir şey söyledim? Böyle bir şey olmadı ki. Ha mesela şu da var. İşte mültecilerin yoğun olarak çok... Bir kere bu da bir halka edilmiş bir hakaret, ırkçılık zaten bu direkt. İşte onlar tacizci lan. Bir kere onların tacizci olduğunu öyle bir şey söylenemez. Bir kültüre de ait olamaz böyle bir şey. Mesela olur. Deniyor ki Taksim'de işte mülteciler şunu... Lan eskiden Taksim Ford diyarı olarak algılanıyordu. O zaman hiç mülteci yoktu. Sadece herkes yılbaşlarında. Türkten oluşuyordu. Sadece yılda kaç yaşındasın? İşte 25 yaşındayım ben. Tamam, henüz küçüksün. Ben Taksim'de çok takıldım 2000'lerin başlarında. Ben de hep Taksim'de takılıyorum. Nevizade'de çok takıldım. Hiç öyle bir yer değildi. Yılbaşlarında evet olurdu. Çünkü barzolar da sokaklara inip kar yok mu kar diye dolaşırlardı. E tamam mesela bu da safsata yani. Hani Taksim yılbaşlarında... Abi safsata Ford... En son ne zaman Taksim'e gittin? Daha geçen hafta gittim. Nasıldı? Ben Taksim'i seviyorum. Hala seviyorum. Allah arttırsın abi ne diyeyim. Hayır, yani ben şöyle söyleyeyim. Biz arabayla gittik. Polis dedi ki bu sokağa girmeyin. Bu sokakta Türk yok. Mesela şöyle bir şey de var Taksim'de. O da ayrı bir şey. Taksim'e girerler dedi polis bize. Ya öyle bir şey yok ya. Abi gerçekten Oğuzhanoğlu'nun mekanına gider. Ya tamam polis yalan söyledi o zaman. Oğuzhanoğlu'nun mekanına giderken yanlışlıkla saptık Taksim'in içine girdik. Bu sokağa girmeyin dedi. Bu sokakta sizi sikerler. Burada Türk yok dedi. Valla ben sana şunu söyleyeyim. Taksim'de şu anda Afgan, Suriyeli'den çok Avrupalı insanlar var. Çünkü burada yaşam iyice... Gerçekten öyle. Çünkü Almanlar, şu yabancı, beyaz, sizin çok sevdiğiniz beyaz insanlar var. Onlar burada para akıtıyor yani. Ülke ekonomisi bok gibi diye. Geliyorlar burada yiyip içiyorlar. Yani bunu Taksim'e gidince de görürsünüz. Gidin Cihangir'e. Cihangir'de de öyle mesela. Abi... Algıda seçicilik diyeceğim de bu çok gerçekten çok zor. Şu an yani Antalya'dan bilet alıp Taksim'e gelirim. Yani ben daha bu sabah Instagram'da Taksim'de Arap barı gördüm. Gayet Arapça çıtıp çıtıp müzikli Arap barları var Taksim'de ya. Bu yani bayağı... mesela tamam ya, hadi bunu geçtik diyelim. O zaman bu arada sana şunu söyleyeyim. Çocuk tecavüzü denmez ona. İstismarı denir çünkü çocuğun rızası olamaz. Tecavüz rızası sekse verilen isimdir. Çocuk istismarı, baçibazi gayet kültüre işlenen bir şeydir. Merak ediyorsan bununla ilgili çok fazla belgesel var, izleyebilirsin. Aynı zamanda özellikle Pakistanlıların sonradan yerleştiği ve nüfuslarını arttırdıkları ülkelerde tecavüzün hangi oranlarda arttığına dair bilimsel çalışmalar da vardır. İngilizcen varsa Google'larsan çok kolay bulursun Google Scholar'da. Özellikle İsveç bu konuda çok önemli bir örnektir. Yani oturup kafatası ölçmüyoruz biz burada elimizde cetvelle ama istatistik de istatistiktir yani bir bilim dalıdır sonuçta. Aradaki korelasyon belki tartışılabilir ama yani
örnek o kadar fazla ki Avusturya'da tecavüze uğrayan kız bile, Türk kızı, kafasını tuvalet mermerine vurarak tecavüz ediyorlar. Çünkü kız direniyor. Avusturya'da tecavüze uğrayan kız bile 3 tane Pakistanlı tarafından tecavüz uğruyor. Yani Avusturya'da bile Pakistanlı bulup tecavüz ediyor. Anlatabiliyor muyum? Baçıbazi, erkek çocuklarının istismar edilmesi hikayesi. Bu bir hikaye değil yani. Bununla ilgili Netflix'te bile belgesel var. Evinde Netflix varsa otur aç izle. Gayet güzel anlatıyorlar. Hayır bak adam... bu şey yaklaşım farkı işte. Sen bunları anlattıkça şu oluyor. İşte sokakta, sokağın gündeminde vesaire bu öfkeyi örgütleyince ki gerçekten etki alanı olan bir insansın. 700 bin takipçin var Cahreyn. Bu yani kurumun yanında yaş o dediğin şey yani çok ciddi sonuçları olan bir şey. Türkiye zaten şu anda %90'ı faşist yani halk kitle olarak. Ben faşist değilim. Aynur Doğan'a faşizm yaptın diyorsun. Aynur Doğan PKK terör örgütünün düzenlediği, gelirinin birebir PKK terör örgütüne gittiği, PKK terör örgütünün düzenlediği önceden belli olan afişinde katılan isimlerin yazıldığı bir Abdullah Öcalan'a özgürlük konserinde o pankartın altında konser vermiş bir kadın. İster kabul et, ister kabul etme. Sen faşist değilim diyorsun da Kürtler için bu bir gerçek yani. Aynur Doğan'ın gerçekliği işte ya mesela sen orada şeyi örnek göstermiştin ben hatırlıyorum. İşte Avrupa'da Aynur Doğan Almanya'da mı bir konsere çıkıyor. Orada işte Vijayapo falan öyle şeyler var. Evet. Bu Türkiye'de zaten 2015'e gelen süreçte Türkiye'nin içinde de yer almıyor. Bir dakika abi. Orada direkt keseceğim seni. Çünkü sikimde değil. Ben açılım sürecini de desteklemedim. Ya yani umurumda değil. Açılım sürecini de desteklemedim. PKK tamam o zaman sana göre HDP ödüldü. Kapatılsın mı? Tabii ki kapatılsın. İstediğin kadar gülebilirsin. Şimdi şöyle bir şey var. Benim o zaman içinden... HDP'ye oy veren 6 milyon oy ona oy veren insanlar falan onları nereye koyacaksın? Ya şimdi Allah Allah. Hitler'i de dayımın oğlu seçmedi. Onu da 15 milyon insan seçti. Hatta Hitler'le sen HDP'yi eş mi tutuyorsun? Peşinden Hitler'le HDP'yi eş kardeşim tutuyorsun? Sayılarla çok bir şeyi olumlayamazsın. Sayılarla herhangi ya, bir şeyi olumlayamazsın. Ya birisi hakim ideolojinin partisi. Alman üstünlükçü hakim ideolojinin partisi. Diğeri burada ezilen bir kimliğin partisi. İkisini zaten eş tutman imkansız. Hayır, ben şu anda senin yürüdüğün mantık yoluyla ilgili bir şey söylüyorum. Sen diyorsun ki bu kadar milyon insan bunu destekliyor. Yani şimdi 10 milyon insan çıkıp dünya düzdür dediğinde hakikaten düzmüş amına koyayım mı diyeceğiz? Yani bir şey yanlış. Hayır, o iş öyle değil. İçin bir şey kısım var. Orada senin işte... Bir dakika sigara yaktım. Terörist olarak PKK'yı kabul ediyorsun. Evet, teröristtir PKK. Tamam, diyelim o öyle olsun, tamam mı? Abi PKK dedi yalnız, onu düzeltirse bir. Turnusol'a yakalandı. Yok, Turnusol'a yakalandı zaten. Evet, devam. Bir dakika Hayır, bunun mesela diyelim bu silahlı mücadeleye karşıyız hepimiz. Tamam, okey. İşte PKK terörist, PKK ya da fark etmez. Sen bunun legal yolu nasıl gerçekleşeceğini düşünüyorsun? Hani tamam, şimdi şöyle. HDP'ye karşı sinirim ve HDP'nin neden kapatılmasını istediğimi sana çok kısa açıklayayım. Bu emanet oyların verildiği bir seçim vardı. O dönem benim ailem HDP'ye oy verdi. Yeter ki girsinler, demokratik bir şekilde kendilerini temsil etsinler diye. Ben Türkiye'de değildim. Herhangi bir kişiye oy vermedim. O yüzden şöyle yaptım, böyle yaptım demeyeceğim. Ailem gitti HDP'ye o emanet oyları verdi. Ondan sonra HDP'li belediyelerin hendekleri kazarak bizim vergimizle gönderdiğimiz iş makinalarıyla hendek kazıp yollara bizim askerimize karşı mayınlar döşediği ortaya çıktı. Bir kere zaten orada hepiniz Tonga'yı düşüyorsunuz ki yani o çözüm süreci dediğin şeyde... MİT mi döşedi abi o? Ha, 2015 AKP'nin hezimetinden sonra bombalarla gitgide bu faşist iklimi sürükleyerek ta buraya kadar getirdiler işte. Bunun şeyini zaten baba, hani kaynak noktasını yanlış bombaları görüyorsunuz. Kaynak noktasını sen HDP ile
İşte teröristler olarak görüyorsun. Ama zaten kaynak baba bombaları kim döşedi? Biz güvenip oyumuzu verip HDP'yi soktuğumuz zaman meclise o bombaları kim döşedi? Çok basit bir soru. Devlet o silahlı güçle masaya oturduğunda müzakere böyle bir şey zaten. Müzakere böyle bir şey. Abi lütfen evet hayır diye cevaplar mısın? Bombaları HDP döşedi mi döşemedi mi bizim vergimizle aldıkları iş araçlarıyla, belediyelerle? Onu bilemiyorum ben. Eyvallah, teşekkür ederim. Tamam, onu geçtik. Bir başka nokta şu. PKK silahlı bir terör örgütüdür. Ya da hadi bak çok tontiş konuşalım, tamam mı? PKK silahlı direniş diyelim. Çok tontiş olalım, böyle abartalım, takla atalım, amuda kalkalım, tamam mı? Öyle bir durumda şöyle bir tarafın olması lazım. Abi siyasi yoldan yürüyerek biz elimize silah almadan Kürt halkını temsil edip ezildiği noktalarda Kürt halkını korumak istiyoruz diyen bir parti olsun, değil mi? Ama HDP bu değil. HDP kalkıyor, Öcalan'a özgürlük diyor. HDP kalkıyor, Biji Serok apa diyor. HDP kalkıyor, dağlara gidip teröristlerle fotoğraflar çekiliyor. HDP kalkıyor, mayınlar döşüyor. HDP kalkıyor, Lili Biji Serok apa diyor. Şimdi ben buna Kürt de olsam bu arada asla destek vermezdim. Çünkü sen silahlı terör örgütünün siyasi kolu oluyorsun. Silahlı terör örgütünden ayrı bir şey olmuyorsun. HDP çıkıp dese ki PKK'yı lanetliyoruz, bizim silahla veya silahlı bir direnişle tatlış yoluyla izin verir misin lütfen? Tatlış yoluyla silahlı bir direnişle bizim alakamız yok. PKK'ya lanet olsun. Biz Kürt halkını kalemimizle, dilimizle savunacağız dese orospu çocuğum yarın var ya alnımda HDP'yi kazır öyle dolaşırım sokakta. Allah da öyle bir şey demesinin imkanı yok. Siyaset öyle bir şey değil ki. Heh. Şimdi siyasetin nasıl bir şey olduğunu halk belirler. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu savunanlar da... HDP'nin siyasetini belirleyen de halk zaten. Onu sen burada çarpıtıyorsun zaten. HDP'nin siyasetini belirleyen Kürt halkı değil mi zannediyorsun? Hayır değil. Kürt halkı ama bu kesin bir gerçek yani aslında. Hayır değil. Ona oy veren 6 milyon insan da biliyor bunun böyle olduğunu. Hayır, onlar zorunluluktan veriyor oyu. O senin yanlış görüşün işte. HDP onları kendi kafasından egemen güç olarak ben Kürt siyasetini yönlendiriyorum diyerek bunu yapmıyor. Zaten tabandan evet, bunu öyle böyle diyor. Bir siyaset doğuyor. Hayır abi, kesinlikle katılmıyorum. CHP'ye oy verenlerin hepsi gerçekten CHP'nin yaptığı siyasete yön mü veriyor ya da CHP ile HDP farklı. Bir de ayrı. Hayır abicim, bu ülkede herkes zorunluluktan oy veriyor. Kimse kendini kandırmasın. Tamam mı? AKP'li diyor ki abi diyor CHP gelirse ben diyor bir daha başörtüsü takamayacağım. Ne yapayım? CHP'ye mi vereyim amına koyayım diyor. CHP'li diyor ki ulan diyor bıktık bu dincilerden. CHP de çalıp çırpacak, satacak, edecek belli ettiler ama en azından diyor dinciler gelmez diyor. O da CHP'ye ondan oy veriyor. Tamam peki. HDP'ye de Kürt diyor ki abi herifler kötü mötü ama en azından işte hakkımızı savunacak. İşte alo dediğimizde bize avukat gönderecek bir partimiz var diyor. Bu Türkiye'de siyaset bu yani. Bunun üzerinden de kimlik siyaseti yapan bütün partilerde bu kimlikleri kullanarak bütün yolsuzlukları, arsızlıkları, ne kadar orospu çocukluğu varsa hepsini yapıyor siyasi partiler. Tam Türkiye'de siyaset bu. Bizim bunu değiştirmemiz gerekirken senin gibi insanlar da bu iğrenç siyasete kömür atıyor abi devamlı. Atıyorsunuz kömürü harcıyorsunuz. Asıl onu sen yapıyorsun abi işte. Hiç alakası yok. Yani şu kaynağı çarpıtıyorsun. Ondan sonra mesela bu bahsettiğin tarihsel süreç bile şöyle gerçekleşiyor. 2015'te gelinene kadar Türkiye daha en azından makul bir ülkeyken bak 2015'ten bu 2022'ye gelene kadar vermiş olduğu savaşlarla işte ırkçılığın körüklenmesiyle, mültecilerin gelmesiyle bunlarla şu an geldiğimiz nokta belli yani ekonomik durum da belli. Bunun sebebi şey değil. Bunun sen sorumlusun HDP'ye yıkıyorsun ama bunun kaynağı aslında AKP ve Türkiye Devleti. Sen kaynağı yanlış belirliyorsun. Onun siyaseti toplumu dönüştürüşü... Sorumlu, ben bugün... Bak yine söylemediğim şeyi ağzıma tıktım. Ben hiç öyle bir şey demedim ki. Ayrıca diyorsun ki mesela işte o müzakere benim için bak, yanlış... Bak benim mültecilerle ilgili korkum aslında bugünle alakalı değil, gelecekle alakalı. Bugünle alakalı benim çok bir korkum yok mültecilerden. Ama bu kadar hesapsız kitapsız yapılan bir mülteci yığıntısından sonra bunun 20 yıl sonrasını kimse hesaplayamaz. O gettoların şehirlere dönüşü. Peki yarın öbür gün 2000 insan, 3000 insan katledilirse ne diyeceksin? Hani o zaman ne diyeceksin?
tarihimizde kara bir leke olur öyle bir şey olursa. Ya ama o zaman vicdanın rahat edecek mi? Benim vicdanımla ilgili hiçbir sorunum yok. Çünkü ben kimseye gidip mülteci öldürün ya da mülteci yaralayın gibi bir şey söylemiyorum. Abi 700 bin insana bir, yani benim gördüğüm 2 aydır bunu sen şey yapıyorsun, öldürün demiyorsun. Ne ama yani yaratmış olduğun siyaset bunu yaratıyor. Yani yaptığın siyaset bunu yaratıyor. Hayır. Ya abi çok doğru söylüyor bu arada Kupalır. Az önce mesela PKK'yı kötüledin. Halkı PKK'ya karşı kimle nefrete sürüklüyorsun? Böyle şeyler yapma bence. Bir kitleye hitap ediyoruz hepimiz. Çocuk katillerini falan eğer PKK dersin. PKK pardon yanlış söyledim. PKK'yı ya, falan kötüle. Şimdi maazallah adamlar PKK'ya falan sıkarlar. Olmasın öyle şeyler ya. Neymiş? Senaryo üzerinden konuşuyoruz. Çok senaryo üzerinden konuşuyorsun Kolur. Kimse siyaset, bugünkü ekonominin sorumlusu değil ki. Siyaset sosyoloji senaryo değil. Gerçekler bunlar. Yarın öbür gün Türkiye'de program olacak. Abi şimdi bak olacak. Ama şöyle bak yani uydurduğun strawman, bak strawman fallacy nedir biliyor musun tartışma sanatında? Bir tane korkuluk yaparsın, uydurursun onu götünden ve ona kılıcını çekip saldırırsın. Şimdi diyorsun ki bugün ekonominin sorumlusu HDP mi, mülteciler mi? Ben öyle bir şey hiç demedim ki. Hiç demedim. Ağzımda bir kere ne çıkmadı. Uyduruyor, uydurup saldırıyorsun. Şimdi öyle şeyler yok. Bizim söylediğimiz şeyleri söylemişiz gibi yapma bize. Siz şununla ortaklaşıyorsunuz. Zafer Partisi sürekli şunu demiyor mu? Mültecilere 10 milyar dolar fon aktarıldı ülke ekonomisinden. O yüzden biz şu anda fakiriz. İşte şurada diyelim filanca yerde Arap ben bunu hiç onaylamadım. Mültecilere aktarılan paranın çok büyük bir kısmı Avrupa Birliği'nden geliyor. Tek konuşulan bir konu var. Olur. Halk tarafında veya sosyal medya muhalifleri tarafında. Zafer Partisi'nin dışı olarak konuşacağım. Mülteciler senin mesela. Domaltıyor affedersiniz aşağıda küfür ettiğim için rahatsız olacak arkadaşlar varsa kusura bakmasın. Seni domaltıyor. Beni veya domaltıyor, sikiyor. Benim iş gücümü, iş değerimi, her şeyi sömürüyor. Ben bir yerde 10 bin liraya çalışacakken oraya mülteci giriyor. 3 bin liraya maaşsız kötü iş şartlarında evet kabul ediyoruz. Çalışıyor. Benim işimi elimden alıyor. Ben kendi vatanımda, milletimde iş bulamıyorum. Tamam abi. Ve adam diyor ki Türk'ü çalış bir görüş yani onu diyorum ben. Tamam bak seni baştan sömüren, mülteciler değil, seni sömüren patronlar ve zenginler yani. Bu açık. Yok çünkü patronlar da aslında bu konuda çok sorumlu değil ki veya çok suçlu değil ki. Onun da yapacak bir şey yok. Nasıl mecbur değil çalıştırıyorlar. Ya? Vallahi sigortasız mecbur çalıştırıyorlar. Normalde yasaya göre sigortasız işçi çalıştırmak yasak bak, ama ben liberal değilim. Asla patron savunmam. Bak asla patron savunmam. Ama ben patronlara bu konuda kin nefret duymuyorum. Mecbur çalıştırmak zorunda bu ekonomide. Çalıştıran herkesten nefret ediyorum. Ama bir tık empati yapabiliyorum. Toplum veya sosyal medya muhalifleri bu konuyu konuşuyor. Zafer Partisi demiyorum bak. Tamam, 10 milyar ne ki ya? Biz 128 milyar hiç oldu. Ne oldu? Hiç umurumuzda değil. 10 milyar ne ki? Mülteciler yüzünden ekonomi çöktü denmiyor. Deniyor ki mülteci yüzünden ben domaltılıp sikiliyorum. Ama gidiyor mülteci çalışıyor. Bu konu üzerinden ekonomi. Ya hem o hem benim gelecekle ilgili korkum dediğim gibi yani yarın öbür gün HDP'nin bir kere mültecileri bu kadar sevmesinin sebebi şu. Türkiye'deki destabilizasyon her türlü HDP'nin işine gelir. Yani yarın öbür gün bunlar çoğalıp 30 milyon kişi olurlarsa çıkıp bir parti derse kardeşim Arapça artık ülkede ana dil olsun. İşte camilerde adam gibi Müslümanlık öğretemiyorsunuz. Bundan sonra imamlar Araplardan seçilsin falan derse. Bir kere HDP hiç öyle bir şey demez. Çıkıp cooler'da der ki abi şimdi 30 milyon insan diyor ki camilerde Arap imamı olsun. Yani bir bildikleri vardır herhalde falan dersin o zaman. Bir kere biz o noktada ben kendi adıma söyleyeyim hiç öyle bir şey demem yani ben. Zaten camide işte şu Arap şu benim... Ne yapacağız abi? 30 milyon insanı sınır dışı mı edeceğiz abi? Bu adamlar hepsi salak olamaz yani. Ne diyor? Bundan 10 sene sonra Hatay'da kiliste Suriyeli belediye başkanları olacak. Arap halkını, ezilmiş Arap halkını burada temsil eden Arap Turki Partisi'ne karşı sen ne biçim konuşuyorsun? Bu adamları temsil eden bir siyasi parti olmasın mı? Ne var kardeşim adam bütün imamlar Arap olsun diyorsa. Tamam bak, öyle olursa olur faşist zaten. Misin? Ülkede yerleşik olur faşist zaten misin? Olur. Haklarıdır ki zaten. Abin Akdeniz'de silahlı hareket yapıyorlarsa Suriyeliler bir partinin de bunu mecliste desteklemesi veya buna ön ayak olması gayet normal değil mi ya? Bir şey diyeceğim. 30 milyon mülteci Türkiye'de olursa. Antalya'da kamyonun arkasında rakip Suriyeli çeteyi taradıysa
Şimdi bu adam bunu yapamayacak mı? Bu özgürlüğü olmasın mı? Faşizan mısın? Tamam, bir dakika. Bu, zaten sizin sorununuz şu. Sen Kals da öyle, sen de öylesin. Yani siz bir gündür falan dinledim bu arada sohbet odasını. Diyor ki mesela işte o Suriyeliler var. O yüzden Türk işçiler, Türkiye'li işçiler falan burada çalışamıyor. İyi Türk. De zaten buradaki halk... Türkiye kahvesi. Türkiye ile turnusolu. Abdullah Öcalan bile bu arada Türk içiler derdi. Abi bu arada bir şey diyeyim mi? Kürdistan böreği yedin mi hiç? Bak hayır şu var. Bu canım Türkiye'li kahvesi. Hesap sorma noktasında siz yanılıyorsunuz. Hesabı yanlış insanlara yüklüyorsunuz. Yani bunları mülteciler üzerinden hesap soruyorsunuz. İşte gidip de örgütlü bir şekilde niye AKP'den, niye Türkiye Devleti'nden hesap soramıyorsunuz da, niye patronlardan hesap soramıyorsunuz soruyor. Da? Soruyor. Hiç soramıyorsunuz abi işte. Nasıl ya? Soruyor. Burada olan şey şu oluyor yani, mültecilere dönük bir nefret. Ve hayır. Sanki Türkiye'deki işçilerin yani sigortasız çalışmasına sebebiyet veren durum Suriye. Öyle bir şey yok. Türkiye'deki abi, patronlarla ilgili. Karşı bir nefretimiz yok da 10 yaşındaki bir kız çocuğunu seks yapılabilir bir ya da cari olarak alınabilir gibi gören birisi. O Türkiye'de Konya'da da var. Kayseri'de de var. Erzurum'da onlar var. Öyle bir şey varsa onların da amına koyayım. Ben böyle herhangi bir insana saygım yok ki benim. Bunun mülteci olmasıyla pek bir alakası yok. Bir de sanki şöyle bir tablo yaratılıyor. Sanki Türkiye çok ileri bir ülkeymiş de sanki... Hani burası şeymiş de. Yo hayır, biz geri bir ülkeyiz ama bunlar bizden de geri kardeşim. Yani biz 100 yıl gerideysek bunlar 300 yıl geride anasını satayım. Adamlar çatal bıçak kullanmayı reddediyor. Bugün gördün İstanbul Havalimanı'nda nasıl oturuyor. Şimdi bu adamları nasıl asimile edeceksin? Yani şimdi ben İstanbul Havalimanı'nda dolaşırken bir mültecinin daşlağını görmek istemiyorum mesela. Abi bak işte istatistiğe dayalı bir toplumu direkt böyle yaptalayamazsın. Abi. Görmek istemediğim bu zaman. Bu Hitler zihniyeti yani, başka bir şey değil. İstatistiğe dayalı. İşte Araplar tecavüzcüdür. İşte Pakistanlılar zaten, onlarda tecavüz kültürü var. Yani bu hayatın gerçekliğinde böyle bir şey yok. Yarın öbür gün hakikaten biriyle abi bak, aynı yere girersin. Sonra, bir şey olur, ayıp cooler, yani. Cooler. Bu yayını kapattıktan sonra bak ben yıllarca yurt dışında yaşadım. Tamam mı? 6 farklı ülkede bilfiil yaşadım. Çoğunluğu Avrupa'da. Öğrendiğim tek bir şey varsa stereotipler her zaman yanlıştır ve her zaman doğrudur. Tamam. Ben bunu öğrendim. Türklerin stereotipi için de geçerli bu. Her zaman yanlıştır ve her zaman doğrudur. Bu değişmez bir kuraldır. Kültürler arasında farklar tabii ki var. Biz çok ileri bir ülke değiliz. Belki şu an dünya ortalamasının 50 yıl, 60 yıl gerisindeyiz ama bu adamların 200 yıl geride olduğu gerçeği de maalesef değişmiyor. Yani adam uçağın koluna tutunarak ülkeden kaçabileceğini zannediyor. Yani Türkiye'de bir tane bile öyle insan bulamazsın. Yani akli melekesinin yerinde olmaması lazım. Ya bir de ben mesela merak ettim. Bulamazsın. Abi. Bir tane bile insana şey dedirtemezsin abi. Ben uçağın kanadına tutunup gideceğim. Bir insan bile demez. Yani en azından... Ya o çaresizlik durumu çünkü, o yüzden. Abi yok, gülerek biniyorlar bu arada ya. Der ki o uçakta ben böcek gibi, bok böceği gibi düşerim der yani. En kötü Tom ve Jerry izlemiştir bak. Anladın mı? Tom ve Jerry izlemezsen onu düşünemezsin. Yani... Basit. Jester, bir soru sormak istiyorum ya. Tamam, dinliyorum. Pakistan'da veya Afganistan'da, Afganistan üzerinden gidelim. Peştun'un çoğunluğu, Pakiler yeni geliyor da Afganistan'dan daha fazla geldi. Yıllardır da sürüyor bu. Afganistan'da kaç yıldır demokrasi var veya kaç yıldır iç güvenlik, asayiş var biliyor musun? Yani şunu demek istiyorum. Bugün ben bu ülkeyi boşver, Türkiye'yi boşver, bu topraklardasın ve savaş halindesin. Gelip seni bıçakladığımda bana hiç kimse bir şey yapmıyor. Veya ben gelip sana tecavüz ettiğimde bunun karşılığını almıyorum. Bunun cezası bana uygulanmıyor. Ben işte kafanı sıkıyorum, öldürüyorum, yoluma devam ediyorum. 70 yıl, 80 yıl, belki 60 yıl bu coğrafyada yaşadığını hayal etsene. Sonucunda, işlediğin bir suçun sonucunda sana ceza uygulanmıyor. Ve sonra demokrasi olan, hukuk olan, asayiş olan, refah seviyesi Orta Doğu'nun bir tık üstünde olan, hafif Avrupalı olan bir ülkeye geliyorsun. Ne yaparsın? Abi bu arada bu anlattığın şeylerin hepsi Türkiye'de öyle. Şu an abi 5 yıl ceza alıyor çıkıyor. En azından tamam. En azından seni bıçaklasam, beni şikayet etsen alırlar herhalde. Hayır, değil mi? Şöyle bir şey var. Pakistan'da, Afganistan'da savaş olduğu için Afganistan'ı alalım. Afganistan'da savaş olduğu için insanlar zaten buraya. Afganistan'da 20 yıldır, Afganistan'da bu sene savaş çıkmadı dostum. Afganistan 60 yıldır, 70 yıldır savaşın içinde, defalarca devrim oldu. Darbe oldu.
Defalarca tamam, cumhuriyetler tamam. yıkıldı. Orada zaten emperyalist güçler orada olduğu için bu insanlar kitleler yok, halinde. O güçler orada olmadan önce de Atatürk yaşıyorken bile bunların örneği oluyordu. Cumhuriyet kuruldu, cumhuriyet yıkıldı. Yeni bir bak, şey değil. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. Şunu söyleyeyim. Soruma cevap ver lütfen. Bu ülkeye gelsen ne yaparsın? Asayiş nedir bilmiyorsun. Hukuk nedir bilmiyorsun. Yani örnek vallahi veriyorum. Ben birine... ona dair bir şey söyleyeceğim işte ben de işte şu anda. Ben ülkeye İranlı, Iraklı insanların yoğun olarak yaşadığı bir şehirde okudum. Orada yani gerçekten yarısı Arap'tı o şehrin. Ve işte kız arkadaşımla gayet işte bizim arkadaş grubumuzla falan çıktığımızda bak mesela insanlar şurada yanılıyor. Bu mülteci dediğimiz insanlar burada güvencesi olmadığı için zaten Türkiye'ye de çok meraklı da değiller. Bak onu da söyleyeyim. Buradan Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorlar çoğu. Burada yemin ederim ki bak sahilde falan dolaştığımızda o Iraklı, İranlı, Arapların işte o kimse kimseye bakmıyordu bile. Çünkü adam şunun farkında. Ben burada bir vukuatı işlersem benim belamı sikerler. Direkt deport edilirim. Veya şöyle böyle olur ve bu güvencesizlikten daha da bir tamam şey... şimdi cooler. Türkiye'de neden rahatlar? Ben de sana biraz onu anlatayım. Belli ki bu konuda hiçbir bilgin yok. Pakistan'da çok büyük şeyhlerin altında bulunan cemaatler var. Şu anda Pakistan'da satılan olay şu, hayal şu. 2023'te Türkiye'de şey ilan edilecek, ne denir, halifelik ilan edilecek. Türkiye'de hilafeti kuruyoruz tekrar. Şeriat yasaları gelecek ve Türkiye'deki kadınları cariyeniz olarak alabileceksiniz. Pakistan'da bilfiil satılan hikaye bu. O yüzden oradan buraya gelen Pakistanlılar devamlı bizim kadınlarımızı, hatta çocuklarımızı, erkek kız fark etmeksizin devamlı çekip çekip TikTok'a koyuyorlar. Diyorlar ki buradaki ganimet bu. Geldiğinizde alacağınız bunlar. Sen de hümanizm adına diyorsun ki ya gelsinler abi ne olacak en fazla 3-5 tane kadın sikerler. Yani bunu mu diyorsun şimdi? Yani bu konuda araştırman var mı? Neden buraya geldiklerini biliyor musun Pakistan'dan? Hadi Afganistan'da savaş var. Hiç düşündün mü bir adam Pakistanlı neden buraya geliyor diye? İş şartları mı çok iyi? Pakistan'dan daha mı çok para kazanıyorlar? Nedir abi? Yani burada nasıl bir tüme varım yaptın? Veya niye silahlarla fotoğraf çekiliyorlar fakirler? Afganlar ellerinde hep bir bıçak, hep bir silah, hep bir gömlek. Ona ben de katılıyorum. Burada kontrolsüz insanların alınması, işte o cemaatçilerle birlikte iş tutması, bir hazırlık içinde olmaları falan buna karşı çıkan yok ki. Bu AKP'nin şeyi, stratejisi de olabilir bu arada. Ama şu var. Buraya gelen savaştan kaçan insanlar savaştan kaçtıkları için Pakistan'da ne savaşı var? Nerede? Pakistan'daki savaş nedir abi? Söyler misin? Ya Afganistan'da savaş var şu anda. Taliban'dan dolayı orada Pakistan'da ne savaşı var abi? Pakistan'ın iç dinamiğini bilmiyorum. Ama mesela şu bak gerçek. Kamerun'da ben şu an DM kutuma bakıyorum. Bak o kadar fazla küfür, o kadar fazla tehdit falan var ki. Ve burada abi hani... onu siktir et. Onu bak bir şey değil mi? Bak her buraya gelen aynı boku yiyor. İnsanların ne yazdığını ben kontrol etmiyorum. Hayır ama işte geç bu iklimden bahsediyorum ben. Şimdi abi, bu insanlar siktir et. Ben günde 10 tane ölüm tehdidi alıyorum adresimi yazarak. Siktir et abi sen cooler XC6031'sin. Sen abi boş ver abi. Bir kişiymişsin gibi burada onun şeyini yapma. Tehdit alıyorum, psikolojim bozuldu yapma bana. Ha psikolojim bozuldu demiyorum. Ha, benim adresimi yazıp yarın seni vuracağım diye yazan adam var abi bana. Onu geçeceksin. Bana bunu hayır, satmaya ben çalışma. Ben şunu diyorum sadece. Bunu yazan insanlar şu an odada dinleyici olan insanlar büyük çoğunluğu faşist. Edep, azıcık edep. Dakikalardır abi, bak Mücahre yine ya. Ve diğer arkadaşları hiç kimseye göstermedikleri iltiması gösteriyorlar sana ki. Tabii edepliyim ki zaten ne? Edepsiz bir şey söylemedi ki. Yok ziyadesiyle edepsizce bir ifade kullandın. Yok faşistler, yok şöyleler. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben Şanlıurfalıyım kardeşim. Az önce sen dedin ki işte HDP'yi kuran... Abi Kürt arkadaşların var mı? Kürt arkadaşların var mı? Çabuk söyle. Benim dostum. Bana Irakçı değilim. Bana mı diyorsun Cahre? Evet abi Kürt arkadaşların var mı? Ya çok fenasın. Abi benim Kürt arkadaşlarımı bırak. Benim ailem Kürt. Yani yengelerim var Kürt, komşularım var Kürt. Daha ne diyeyim sana yani şimdi? Şimdi şuna geleceğim. Ya tam uyumak üzereydim. Baktım arkadaşımız biraz gerçeklerden kopuk konuşuyor. Biraz da hümanizm süsüyle PKK'yı en azından şey yapmayalım şimdi, incitmeyelim.
PKK'yı böyle neredeyse bir ara bir gazete yayınlamıştı ya. Onlar hiçbir yere pislemiyorlar, sigara izmariti bile yere atmıyorlar diye bir güzelleyen bir haber vardı yıllar önce, o aklıma geldi. Sanki AK Parti'den önce PKK yoktu. Sanki bebek katilleri bu kadar 40 bin insanımızın canına kastetmedi. Sanki o mayınları o Güneydoğu'da abi, düşemedi. Abi bir şey diyeceğim abi. Her şeyi geçtim. Tamam bunlar özgürlük savaşçısı olsun. Ulan adamın kendi yazıları var Allah aşkına. Abdullah Öcalan'ın kadın tırnak içinde savaşçıları tecavüz ederek nasıl özgürleştirdiğini de mi okumadın amına koyayım ya? Bu kadar mı? Ya bari İmralı günlüklerini vesaire bir gidin bakın ya. Ulan hiç ya mi okumadın? Ben okudum ya. Ben merak edip okudum. Ulan hiç mi merak etmedin amına koyayım ya? Ben bunu anlamıyorum aga. Yani oturup okusan nasıl özgürleşir? CD'ni içip şifa aramışlar mı acaba o? Abi içirip içirip ben şimdi özgürlüğe kavuşturuyor. Onları libere ediyor. Wolfgang ben şimdi uykuya dalacağım için son bir şey söyleyeceğim, sonra da gideceğim. Dur ya, daha yeni geldik. Ne uykusu? Benim uykumu kaçırdım. Birini bir şey sorayım. Hayır, adamı zorla tutmayalım. Adamı zorla tutmayalım. Yok, saat 4.30 ondan, yoksa şeyden dolayı değil. Şunu diyeceğim. Bak, tarih bize haklı çıkartacak. Görürsünüz. Bu Türkiye'deki durum hiç iyiye gitmiyor. Bunu siz de başka yönden yorumluyorsunuz. Biz de başka yönden yorumluyoruz. Yarın öbür gün bu ülkede katliamlar olunca, şu bu olunca ne ekonomi düzelecek, ne başka bir şey olacak, ne yani kurtuluş o sizin yürüttüğünüz siyasette değil benim açımdan. Ve çok felaket şeyler olacak gibi de görünüyor. Bu seçimle falan da hiç alakasız. Bana göre zaten seçimden bağımsız gerçekleşecek bütün bunların hepsi. O yüzden yine de burada bir hat olarak mülteci düşmanlığının karşısına durmak, en azından bunun kaynağını AKP'ye ve onun yürüttüğü siyasete yüklemek doğru olan tavırdır diyerekten ben çıkıyorum şu anda. İyi geceler. Eyvallah. Mezopotamya Haber Ajansı'nı takip etmeyi bırak. Ben bu arada başlarda ben de böyle düşünüyordum ama artık bilfiil mülteciler tarafından zarar gören, öldürülen, sakat bırakılan, tecavüz edilen, kafası taşla ezilen, tecavüz tehdidi altında olan, istismar tehdidi altında olan çocuklar, paylaşılan videolar gibi şeyleri gördükçe dedim ki evet artık yani kapımızdalar ve her an dom atıp bizi sikebilirler moduna girdim. Yani ben kendimi güvende hissetmiyorum. Yalan söylemeyeceğim. Kendimi güvende hissetmiyorum. Kendimi güvende hissetmediğim için silahlanıp sağa solu da taramayacağım ama kendimi güvende hissetmek isterim. Yani bu da en doğal hakkım diye düşünüyorum. O kadar mazlumlar ki silah satıyorlar. Abi ben bu arada bir tanesini yakalattım. Onun hala devam ettiği için paylaşamıyorum. Adam gerçekten makineli tüfek satıyor. Gaziantep'te makineli tüfek satıyor. 4000 doları veriyorsun, M4 alıyorsun amına koyayım. Ben şeye çok şaşırmıştım yani. Bu bana artık bunlar normal geliyor da uzun zamandır bir şey şaşırmıyordum. Geçen hafta şey arkadaşım attı. Hani günlük kiralık daireler var ya, mutlu sonla biten. Hı hı. Afganlar o işe girmiş. Garsoniyer mi satıyorlarmış? Yok, direkt evi kiralıyorlar. Helal olsun abi. Adamlar girişimci amına koyayım. Adamlar o kadar uzamıştım. O işe köpeğim bile gelmiş. Köpeğim hoş geldin. Efendim? Kendini biliyor. Hav hav diye açacak değil mi? Öyle açacaktım da ya. Şimdi Kürt dediniz, direkt ben o yüzden bağlanmak istedim. Buyurun, ben bir Kürdüm, sorabilirsiniz. Abi PKK, HDP bunlar seni temsil edip senin haklarını savunuyormuş. Ne diyorsun? Ya şimdi PKK bir kessin sesini. PKK ile bir fazla bir derdim yok. Kessin sesini. Onu bir terör örgütü olarak gördüğüm söylenebilir. HDP konusunda da az önceki arkadaşı şöyle katılmak istiyorum. Oy kullanan kitlenin hepsini zan altında bırakmak istemediğim için HDP hakkında pek fazla yorum yapmak istemiyorum. Şahsen bizim akrabalar içerisinde de HDP'de görev alan insanlar var. Peki o akrabalar mesela HDP'de Bijit Serok Apo dendiği zaman oley lan ulu önderimiz falan çekiyorlar mı? Evlerinde Abdullah Öcalan'ın kitapları ile basıldılar ve 2-3 ay hapis yattıktan sonra siyaseti bırakmışlardı en son. Bir saniye, şurada bir bey pazarı şişesi olacaktı, ona oturup geliyorum. Tabii. Oturdum, devam edelim.
Bu arada terörist köpeklere yazıyor musunuz arkadaşlar? Buraya geleceklerdi. Hala bekliyoruz. Bakın sabahın 4.30'da 3.300 kişi bekliyor. Terörist köpeklere yazabilir miyiz lütfen buraya teşrif etsinler? Abi sana özelden bir mesaj atacağım, bir ekran görüntüsü. Birisi senin hakkında bir şeyler söylemişti. Ben teyit ettiremedim. Bir sen, senin hakkında olsun yine. Bu arada Ahmet, evet. Batuhan sana DM'den bir şey yazdı. Bir bakabilir misin? Bakıyorum. Ha bu ne? Ha okey tamam yani bilmem olabilir arkadaşlar, önemli değil. O konuda olabilir. Ben şeyi bekliyorum hala. Sevgili dostlar. Bu Nurullah'la, Fahri Nurullah'la şey gelecek. Abi terörist köpek yazısından tetiklenip gelemiyor olabilirler belki. Tamam şöyle, tamam düzeltiyorum. Ya. Düzeltiyorum. Hemen düzeltiyorum. Acaba benden kaynaklı mı gelmiyor Nurullah, gitsem mi ben? Bir elini kaldırmak için bir Nurullah taklidi yap belki. Beyefendi ve Sayın neydi? Mesut Selanik. Bekleniyorsunuz. Sonuna da emoji koyuyorum. Şu şekil. Ya o gün Caus adama ters yaptı. Zeytin dalı uzatıyor milletin ortasında. Yani Caus artık engeli kaldırsak mı? Sen ne diye adamı tokatlıyorsun be kardeşim? Ben o tokadı yesem bir daha tabii ki seninle bir araya gelmem. Ben gideyim o zaman da Nurullah gelsin ya. Nurullah gel. Daha faydalı. Bu gece rezil edecekti Jester beni. Az önce faşist olduğumu kanıtlayıp beni rezil edecekti. Olamadım yine rezil. Zaten bu ülkede bir tek rezil olamazsın kardeşim ya. Benim gibi. Nurullah'lar ne yaptı abi? Efendim? Nurullah'lar ne yaptı yine? Benim hakkımda da konuşmuşlardı. Ben yayını dinleyemedim, dışarıdaydım. Şöyle senin hakkında da bir şey dediler bu arada. Ama ne dediler hatırlamıyorum. O kadar çok şey oldu ki bu gece. Batuhan'ı bu arada kasıtlı buraya almıyorum. Çünkü buraya aldığım zaman Batuhan'ı diyecekler ki orada işte Batuhan'ı koruyorlar, konuluyorlar bilmem ne arkasında. Abi diğerinden yazıyorlar zaten Sabahtan. Batuhan'ı abi yok. O mesele tamamen farklı bir mesele. Batuhan kendisini açıkladığı bir space açacaktır. Orada dinlersiniz. Ben orada da sordum zaten sormak istediğim şey. Yani Batuhan'ın hala satış yaptığına dair ya da daha önce işte ya bu arada arkadaşlar yani adamın itham edildiği şey de e-sigara ticareti yapıyormuş. E-sigara likiti. Elektronik sigara likiti ticareti yapıyormuş. Sanki de uyuşturucu kaçırıyor amına koyayım. Türkiye'de elektronik sigaranın yasaklanmasının tek sebebi Philip Morris şirketi. Yani sanki de aman yaptığını da zannetmiyorum bu arada. Çünkü Türkiye'de yasaklandıktan sonra buradaki operasyonu kapattığını söylüyor. Ki orada paylaşılan SS'lerde de ben tarih göremedim. Rica ettim dedim hani bunları tarihiyle beraber atar mısınız lütfen diye. Ses gelmedi o konuda da. Yani çok zor değil değil mi tarihiyle beraber Telegram'da screenshot almak? Ben kullanmadığım için bilmiyorum ama. Üstüne basılı tutman gerekiyor. Çok basit yani. Wow. Rocket science amına koyayım. Onu yapamıyorlar mı? Yapsalar keşke de görsek. Caf sana bir ekran görüntüsü atacağım. Bir bakar mısın? Tabii dostum. Bir de bana göndermen gereken bir şey vardı. Hala göndermedin. Ne oldu? Hadi alıyorum. Ama alıyorum. Ama konumuz Batuhan Ekşioğlu değil bu akşam. Konumuz Nurullah Beyefendi ve Sayın Mısıt Selanik'in buraya gelmesi. Oğlum bu ya oğlum ülke o kadar ilginç bir ülke ki. Ya ben yemin sadece bir şey söyleyeceğim. Benim odamda bir şey yok Mustafa abi, Selanik. Bilgisayar oyunu olarak kodlansa yok Mustafa. Bilgisayar oyunu olarak kodlansa derim ki yapacağınız oyunu sikeyim. Adam eski terör örgütü emeklisi. Terör örgütü üyesi. İsmini Mustafa Selanik yapıyor. Atatürk'e gönderme olarak
Atatürkçü gibi takılıyor. Amına koyayım, karaktere bak lan. Yani kitapta yazsalar derim ki yazacağın karaktere tüküreyim. Ve bunu böyle binlerce kişi falan odalarda dinliyor. Ve diğer Atatürkçüler gidip bu adamı olumluyor. Evet bak ne kadar demokratik. Kafayı yemiş lan bu insan. Delirmek üzereyim artık ha. Yani bu birinin bunu böyle göstermesi lazım. Ne oluyor amına koyayım diye. Evet Batuhan buyur. Sana geldi mi onun bir kadını tecavüz etmeye kalktığı, taciz ettiği, zorladığı ile ilgili bir iddianame var. Hakkında suç duyurusu var. Mustafa mı Mesut Selanik mi neyse işte. Bir de zaten emekli terörist olduğunu, BK'da doktrin eğitim verdiğini falan biliyoruz teröristlere de. Bir de bu sana benim odamda 3,5 hafta önce, 4 hafta önce AK Parti'den işte şey yaptığını, işte vergi kaçakçılığı, vergi bilmem neyinden dolayı seni kafa kola aldıklarını, elinde belge olduğunu söylemişti. Bu belgeyi hala niye çıkartıp koymadı ortaya? Şöyle dedi hatta, ben dedi o belgeyi yayınlamazsam orospu çocuğum şerefsizim dedi. Kaydı var. Evet kaydı var zaten. Ben AKP'ye arkadaşlar vergi borcum olduğu için AKP beni kafa kola almış. O yüzden Ekrem İmamoğlu'na saldırmışım. Ben CHP'ye saldırmışım. AKP benim özgürlüğümü ve kalemimi ve dilimi ele geçirmiş. Bunların belgeleri varmış. 3 günde yayınlayacakmış. Böyle bir iddia attı ortaya. 5000 kişinin olduğu odada. Yayınlamazsam da şerefsizim dedi. 3 gün içinde yayınlamazsam. 3,5 hafta geçti. O zaman açık bir şekilde şerefsiz diyebilir miyiz kendisine? Yani bu konuda soru işareti yoktur herhalde. Sen ne diyecektin Batuhan? Söyle abi sen de konuş. Ya abi niye e-sigara satıyorsun Türkiye'de? Ya ne yapayım abi? Ne yapayım abi be? E-sigara satıyorum, ekmeğimi oradan çıkartıyorum. Ne yapayım abi be? Bak tekrar söylüyorum. 2020 yılının Şubat ayından sonra benim adıma bir para yatırıma, bir dekont. Bakın bu işin çok kısa prosedürünü anlatacağım. Ben Ukrayna'da Kanize Web firmasını üretiyordum. Türkiye'de de Telegram grupları vardı. Çocuklar, gençler burada gliserin, aroma ve nikotini ayrı ayrı Türkiye'ye ithal edip bunu Türkiye'de satabiliyorsunuz ve hesabınıza gelen paranın faturasını kesebiliyorsunuz. Yani bu ne ithal ederken kaçakçılığa giriyor ne de Türkiye'de. Bu yasal bir boşluktu arkadaşlar. Ama bunu elektronik sigara haline getirip elektronik sigara olarak faturalandırdığın zaman bu AK Parti hükümetinin son 4 yılda 3 yıldaki politikalarından sonra tamamen yasaklandı ve 2020 yılının Şubat ayının 25'i olması lazım, yalan söylemeyeyim, resmi gazeteye girdi. Ondan sonra dedik ki elimizde ürün var, bunları bitirelim. Sonra da buradaki operasyonu tasfiye edelim çünkü bununla uğraşamayız. Çünkü masağı var bu işin. Ya basit değil abi, siz burada 3 kuruş para kazanıyorsunuz. Sosyal medyada 3 kuruş dediğime bakma Jaren, sen 300 kuruş kazanıyorsun. Abi bu paranın vergisini çatır çatır ödüyorsunuz. Çatır çatır ödüyorsunuz. Yusuf Kayaalp burada. Ben Yusuf'un neler çektiğini az çok, ben Yusuf çok severim bu arada, iyi takip ederim yani. Onunla da burada denk gelmemiz güzel oldu. Yani Yusuf'un neler çektiğini hepimiz biliyoruz. Ya burada bu ülkede hesabınıza para gelecek. Siz bunun vergisini ödemeyeceksiniz. Adamı öttürürler, öttürürler. Masak diye bir şey var arkadaşlar. Ben tekrar söylüyorum. Benim arkadaşlar elinde kanıtı olan Cumhuriyet Savcılığı orada gitsin. Başvurusunu yapsın. Suç duyurusunda bulunsun. Varsa benim bir şeyim, ben zaten yargı önünde cezamı çekerim. Benim Ukrayna'daki fabrikam vuruldu. Harkov Baravaşova'daydı. Bilenler var burada, şu anda Ukrayna'dan dinleyen arkadaşlarımız var. Ukrayna'da yaklaşık 27 bin tane, bana diyorlar ki niye Türkçe yayın yapan şeyim var. Arkadaşlar 27 bin Ukrayna'da Türk insan yaşıyor, kayıtlı yani oradaki uzun süreli kalan. Ve yaklaşık 100 bin civarı da Azerbaycan vatandaşı var. Ve benim müşterilerimin, yani Kiev'de dükkanlama gelen, işte Harkiv'de dükkanıma gelen, Lviv'de, Odessa'da dükkanıma gelen müşterilerimin arkadaşlar %80'i ya Türk ya Azerbaycanlı ya da Kazak, Türkmen. Yani benim dükkanıma gelenler bizim soydaşımız, aynı dili konuştuğumuz insanlar, yanımda çalıştırdığım çocuklar da Azerbaycan vatandaşı. Tamamı. 2-3 tane Ukraynalı vardır. O kadar. Yani o yüzden lütfen iddiası olan mahalle teyzeleri gibi dedikodu yapmayı bıraksınlar, itibar suikastini bıraksınlar, gitsinler. Orada Cumhuriyet Savcılığı var. Ben Temmuz sonu Ağustos başı gibi inşallah Türkiye'ye geleceğim. Geldiğimde zaten görüşürüz. Varsa bir şey çıkarım mahkemeye. Yani söyleyecek bir şeyim yok. Bana atmadıkları iftira kalmadı. Arkadaşlar ben Şubat ayında İstanbul'daydım. Bunun kayıtları Instagram'ı açın.
storylerimin geçmişleri hepsi orada duruyor. 17 Şubat Beşiktaş maçında Vodafone Park'tayım. Ya ben Türkiye'ye gelip gidemeyen bir adam değilim. Ahmet burada, Ahmet biliyor. Yani benim Ahmet'le aram bozuk mesela. Bir tweet atmış, aramız bozuk, kanımız değil diye. Ben de onun tweetini alıntılayıp bir şey yazdım. Sağ olsun o benim ne olduğumu bildiği için, bunları bu iddia edilen insan olmadığımı bildiği için şu anda öbür odada değil, burada ve benim yanımda olduğunu hissettiriyor bana. Allah razı olsun. Joe senden de Allah razı olsun. Benim bir sıkıntım yok arkadaşlar. Ben teröristlik yapmadım. Ben PKK güzellemedim. Pardon, PKK mi diyorduk arkadaşlar? PKK deyince özür diliyorum. PKK güzellemedim. Onlar alınmasınlar diye diyorum. YHKPC kardeşim bakın burada katılmadım. Halkı PKK'ya karşı nefrete yönelten bazı kişiler var. Abi düşünsene adam eline silah alıp PKK teröristine sıksa vicdanı rahat edecek mi? Ölmüş ya abi, bir adam. Ya abi işte bir gelmiş burada bir tanesi mesela. 3 tane öldürülen mültecinin, sığınmacının kaçağın şeyini yapıyor. Ya Batuhan kardeşim, abi o mevzuya girmeden önce Ahmet abi özelden Batuhan abi sormama istedikleri bazı sorular var. Sıkıntı olmayacaksa sorayım mı? Kardeşim ben abi kendim o yayını dinledikten sonra kendim oda açacağım zaten. Bana o soruları yaz. O soruların hepsini cevaplayacağım. Bir şey diyeceğim. Tamam. Bir küçük bir konuşacağım müsaadeniz olursa. Ve sonra müsaadenizi isteyeceğim. Şimdi Batuhan'la bizim aramızda evet tatsız ufak tefek şeyler oldu. Ama bu bizim hakikati örtmemize mani olmamalı. Şu açıdan pardon, Ahmet. Pardon, özür dilerim. Estağfurullah. Bana mı seslendiniz? Ezan sesini duyunca daha iyi duymak için camı açtım da. Ahmet ya. Repeat after me, eşhedü en la. Neyse dur girmeyeyim o konuya. Abi yok şu an vallahi ciddi söylüyorum, böyle bir koşuyla doldum, camı açayım dedim. Bana mı seslendiniz? Yok yok, o esnada şey yapıyordum. Ben de burada da ezan okunuyordu. O esnada mikrofon açıldı. Ama burada ezan bitti. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Batuhan'ın Ukrayna'da iş yapıyor olması eleştirildi. İşte milliyetçi bir adamın Ukrayna'da ne işi var dendi. Sonrasında da ya bu adam Ukrayna'da yaşamıyormuş ki Hollanda'da yaşıyor şeklinde bir şeyler söylendi. Biraz önceki odada şunu düzeltmek lazım. Savaş çıktıktan sonra hepimiz şahit olduk bu adamın ailesini oradan çıkarmak için nasıl çırpındığını. Doğal olarak haftalarca süren bir mücadelenin ardından ailesini Hollanda'ya taşımak zorunda kaldı. Ne yapsın yani, ailesiyle birlikte Ukrayna'da ateş altında mı kalsın? Bu birincisi. İkincisi de bu adamın hiçbir şekilde yurt dışından, işte yurt dışı çıkışı yasak değil, Türkiye'ye girişi de yasak değil. Böyle bir durumu da söz konusu değil. Yani ufak tefek bu az önce bahsi geçen hadiseler. Ya bir de bunları söyleyenlerin yanında Nurullah falan var abi ya. Ya Nurullah'la yani Türkiye'ye geldiğinde tutuklanacak olan herif var ya. Yani şimdi haliyle ya bizim... Ya bir şey diyeceğim de o Nurullah bana dedi ki ben dedi 4 tane dil konuşuyorum dedi. Gel Fransızca, Rusça konuşalım dedi. Anasını avradına sövdüm ben Rusça, anlamadı. İngilizce de bilmiyor bu arada. Ona kadar bile sayamaz o ya. Jao ne dedin Rusça bir söylesene. Ne dedim? İdinna huy skablet pideraz tebane huy. Kabiliyetten ben bile çözdüm ne dedin abi. Yani, İyiydi. Hayatımda Rusça ilk defa duyuyorum herhalde. Nasıl, iyi miydi? Jaho, Çeçen aksanıyla söyledin. Evet, Çeçen aksanı var abi. Çünkü kanımız çekiyor, ne yapalım. Var, ama var yani bence var, bir Rusça bilen var. Rusça bilen birisinin anlaması gereken küfürler bunlar. Yani çok karmaşık şeyler, kromaya krov demedik yani burada, anlatabiliyor muyum? Böyle normal şeyler söyledik. Abi Hande Hanım gelmek istiyormuş, Hande Karacasu. Buyursun lütfen. Ben Hande Hanım'ı atacağım özelden şimdi davet. Buyursun lütfen. Buyursun lütfen. Ben böyle çok chill oldum ya. Yarın yine karakola gideceğim de yine benim mesai var, kusura bakmayın. Erken de kalkacağım şimdi, bak böyle açılınca da kapatası gelmiyor insanın. Bu saatte 3000 kişi psikopat oturmuş dinliyor. Hangi mevzudan çağırdılar biliyor musun? Neyi? Seni niye karakola çağırdılar biliyor musun? Yok, telefondan bilgi vermeleri yasak. Ne zaman aradılar? Dün aradılar. Beni geçen hafta aradılar da.
Dedim acaba Eren Erdem mevzu olur. Aynı ortak konuymuş gibi hissediyorum da hepimizin. Eren Erdem ne olur beni dava etsin. Ben de onu istiyorum. Bak, da. Ne olur. Bir tane daha onur madalyası olur. Şey dava etti beni. Dur. Bir saniye çok önemli. Birimi biliyor musun? Kamu güvenliği birimi mi? Hayır. Ha, bendeki o zaman farklı tam. Ben ona geçen hafta verdim. Güvenlik şube. Şey beni Gergerlioğlu dava etmiş. İnsan müsveddesi dediğim için. Onunla bir kapışmamız var. Gergerlioğlu çok severim. Bir de senin penisin çok küçük demiştim şeye. Tanrı kuluna. O da keşke beni dava etse ama gerçekleşemedi. İyi akşamlar. Dedi. Beni görebiliyor musunuz? Görüyoruz ve duyuyoruz. Nasılsın Şahrey? Efendim iyiyiz. Gecenin geç saatleri biraz yorgunuz. Siz nasılsınız efendim? Evet ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ahmet Cihat Sancar Batuhan Ekşioğlu'na söylediğini iddia etti ve yayında açıkladığı şeyleri hemen burada benim için tekrar eder misin lütfen? Bismillahirrahmanirrahim. Kulu vallahu ahad. Seni dinliyorum Ahmet Cihat. Evet. Öncelikle hiç değişmemişsin. Şimdi bırak edebiyat yapmayı. Ekşioğlu'na edebiyat, ne söyledin hemen onları burada açıkla. Edebiyat yapmıyorum. Neticede Ekşioğlu'yla ben kalkıp da bir odada ya da bir canlı yayında konuşmadım. Bilemiyorum. Ekşioğlu'nun açıklamaları var ve benim kaydım altında. Şimdi seni dinliyorum Ahmet Cihat. Ya senin kaydının altında olup olmamasının bir ehemmiyet yok bu saatte açıkçası. Ben bunları seninle en azından geçmiş peki, hukukumuza dayanarak... Peki Sayın Ekşioğlu, Ahmet Cihat size ne söylemişti? Ahmet Cihat Sancar beni yalanlamadığı için beni bunu ifşa etmeme gerek yok. Ahmet Cihat Sancar'la senin arandaki problem Hande Karacası beni ilgilendirmiyor. Peki Ahmet Cihat, seni dinliyoruz. Ben de sana diyorum ki herkesin önünde bir şeyleri konuşmaya gerek yok. Geçmişe dayanan bir hukukumuz. Yok herkesin yani önünde konuşuldu. Ekşioğlu çıkıp bunu bir yayında anlattı. Ben bir şey detay vermedim. Hande Hanım çok özür dilerim. Çok özür dilerek bölüyorum buranın hostu olarak. Hande Hanım, Ahmet Bey'le... Dinletiyorum. Bayram Etmez. Alo. Hoşçakalıyla Bayram Etmez. Ben de çok çalıştım. Beraber sunuculuk bilmem ne falan işte. Bir şey sunduk, program sunduk. Benim şefim miydi dedi. Bir şeyim dedi. Yine bu koca bulmuş kendine falan dedi böyle. Geldi aynen bu cümleleri kurdu. Ahmet Cihaz Sancar'ın cümleleri bunlar. Çok güvenme ona dedi. Hande Karacası ile ilgili. Aynen bu cümleyi kurdu. Ben de dedim ki Ahmet. Ben dedim Müslüman adam. Ne dedim ilgilendirmeyi bu konuları. Ben de dedim... Gıybet yapma. Kadın gibi dedim. Dedikodu yapma dedim. Dedikodu dedim. Kadınlara çok yakışıyor dedim. Erkeklere hiç yakışmıyor. Evet. Ahmet Cihat Sancar. Bir, ben senin hiçbir zaman haber müdürün olmadım. Sen herhalde ayıkken de sarhoş geziyorsun. Çünkü seninle hiçbir zaman spikerlik ve sunuculuk konusunda aynı yerde çalışmadık. Biz seninle seslendirme konusunda aynı yerde çalıştık. Bir kere ben hayatım boyunca haber müdürlüğü yapmadım zaten. Tamam. İkincisine gelince ben bekarım. Bir kocam yok yani. Ahmet Cihat Sancar akli dengesini yüksek ihtimalle kaybetmiş. Çünkü olmayan şeyleri olmuş gibi konuşuyor. Tamam. Eğer teyit ediyorsa Ekşioğlu'nun konuşmalarını, açıklayamıyorsa, cevap veremiyorsa konuşma bu. Ekşioğlu'nu burada tebrik ediyorum. Bunu ortaya çıkarttı. Ben 10 yıldır görmüyorum Ahmet Cihat Sancar'ı. Sadece işte Twitter üzerinden. Onu soracaktım Hande Hanım. Sizin, ben 10 yıldır görmüyorum. Sizin tanışmışlığınız nereye dayanmakta? Ares Medya'da birlikte seslendirme yapmışlığımız var. Bunun haricinde Ahmet Cihat Sancar'la ne özel ne sosyal hayatımda bir beraberliğim yoktur. Ne de iş hayatında. Haber müdürü dediği kişi Funda Eskin'dir. Onu bile hatırlamıyor. Tamam. Ekşioğlu'na verdiği bilgilerin hepsi maalesef ki yalandır. Bunların hepsini ispatlarım. Ama Ekşioğlu'na teşekkür ederim. Bir haysiyetsizin yüzünü ortaya çıkarmıştır. Bu insana bundan sonra ona göre güvenin, ona göre yayınlarınızı alın arkadaşlar. Niye? Yani bana güvenme dememesi bence gayet doğru. Yani teröristlerle Türkçülükten bahsedip teröristlerle... Efendim sen Telegram hesabını kapat önce. Ben seninle konuşmuyorum. Ben bu konuyla ilgili odada, sana soru sordum. Cevabımı aldım. Tamam, ağzınla söylediğin marka şimdi. Hala Telegram'dan Türkiye'ye satış yapıyor. Yürekli ol. Kaçma, tamam. Yürekli ol. Sen beni tehdit ettiğin Sakarya kolunla bundan sonra onlarla konuşursun. Tamam mı? Ya sana selam gönderdiler değil mi? Sana selam geldi değil mi? Yani benim muhatap alacağım bir insan değilsin.
Seni ben nasıl Ahmet korktuğunu ben çok iyi biliyorum. Ben kadınlarla, taba kuvvetle, karada kuvvetle işimi çözmem. Benim bir şeyim düşmedi. AK Partili ekşi oldu sana da hayırlı sabahlar diliyorum. Ben inkar etmedim ki AK Parti'ye zamanında oy verdiğimi. Ama en azından senin gibi gidip teröristlerle aynı odada teröristlere selam çakmadım. İşte anca böyle kaçarsın. Ben MHP'liyim. 15 sene MHP AK Parti ile birleştikten sonra benim oyum dolaylı olarak AK Parti'ye gitti. Ben ülkücü olduğumu, ülke ocaklarının içinde yetiştiğimi hiçbir zaman inkar etmedim. Hande Karacaoğlu. Sen bu kadar korkaksın ki soru soruyorsun. Bu arada arkadaşlar orada yayında şöyle. Ahmet dedi ki bir yerde çalıştık mı? Müdürüm müydü? Şefim miydi dedi. Bir yerde iş mi yaptık? Yani o gece sabaha karşı bir ses kaydı o. Yani Ahmet'in söylediği bu ve buna güvenme dedi Ahmet. Ve iyi ki de doğru söylemiş yani. Lan dedim Ahmet. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hande Hanım, sana da başka odada gömmüş yani arkadaşlar. Hande Hanım, iddia beni, var yani. Dinlemedim. Hande Hanım beni iyi takip etmiş. Aynı benim çıkışım gibi çıkış yaptı vallahi. Helal olsun. İnsanlara yanlış örnek oluyorsun. Şimdi şöyle, ben bu hususa gerçekten girmeyeceğim. Şu açıdan girmeyeceğim. Öyle ya da böyle Hande ile benim geçmişe dayanan bir hukukum var. Söylediği ağır şeyleri de bir kenara koydum. Yutmadım da. Keşke beni dinleyip öyle gitseydi. Yani Power FM'de haber spikeriydi. Orada yönetici bir arkadaşımla birlikte çalışıyordu. Yani az önce Batuhan'ın da söylediği gibi böyle bir ifadeydi. İkincisi birlikte evet biz seslendirme dublaj sektöründe birlikte çalıştık. Aynı kurumda çalışmadık. Stüdyolar farklıdır. Haliyle kelimesi kelimesine bir şeylerin olup olmamasının bir ehemmiyeti yok. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Ben o gün bu sessiz istila meselesiyle alakalı destek tweetlerinden ötürü gecenin bir vakti nasıl ayar yediğimi, kimlerden ayar yediğimi ve devlet memuruyum ben. Neler çektiğimi bir ben bilirim, bir Allah bilir. Bir de o gün, o gece orada olanlar bilir. Hiç önemli değil. Benim için o mesele zaten kapalıydı. Hiç konuşulacak bir mesele de değil. Herkes kendi karakterini ortaya koyar. Ayrıca hani benim Batuhan'la özel olarak konuştuğum bir konunun yani kazara veyahut Batuhan'la aramın bozuk olması hasebiyle yayınlanması da yani netice itibariyle kimseyi küfretmemişiz, kimseye hakaret etmemişiz, kimseyi aşağılamamışız, kimsenin hakkına da girmemişiz. Benim için de mesele kapandı. Sizi de böyle bir anda carlayan bir sesle sebebiyet verdiğim için kusura bakmayın arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Yo sen dur dedin dostum ya, güvenme ona dedin. İyi ki de yani dinlememişim hatta seni. Başından dinleseymişim daha iyi olurmuş. Çünkü prim yapabileceği her ortama gidip teröristlerle, işte PKK yandaşlarıyla, pardon PKK diyorduk alınıyorlardı, özür diliyorum. Onlarla bir arada olmaktan çekinmeyen, ama sorsan ki sen geçmişini daha iyi biliyorsun. Geçmişinde de böyle bir Türkçülük olmadığını, böyle milliyetçi bir yapıda olmadığını sen net bir şekilde anlattın. Neyse çok da uzatmaya gerek yok. Kişi kendine yakışanı yapar. Yani dinleseydi en azından, burada soruda cevap verseydi. Nurullah'a güzellemeler yapacağını odada. Burada en azından dürüstçe kalıp cevap verebilirdi. Ama o bağırıp çirkinleşip kaçmayı tercih etti. Kendi bilir, bir şey diyemem. Saygı duyuyorum. Benim kendisiyle olan problemim. Kişinin arkasından daha fazla konuşmayalım. Ben yoruluyorum. Duyuyor, duyuyor. Şu an dinliyorlar. Odada yançarı var o yüzden. Tamam, okey. Dinlesin. Evet. Arkadaşlar bakın. Sabah 5 oldu. 3200 kişiyiz. Buradan böyle produktif bir şeyler çıkartabiliriz. Başlığımızı Bismillahirrahmanirrahim olarak değiştirdim. Çünkü hepimizin ortak noktası daha daha iyi bir gelecek. Jendeta'yı buraya alıyorum. Neden? Çünkü ismini çok beğendim. Jendeta hoş geldin. Jendeta merhaba. Merhaba. İyi sabahlar. Nasılsın? Nasılsın? Hala hayattayım. Kaç yaşındasın? 39. Tüş. Evet. Neredeyse dinozor. Neredeyse. Neredeyse, neredeyse dinozor, dinozor, evet. Ama dinozor değilim. Ucunda. Ucundasın abi. Ucundasın. Ucunda da değilim ya. Dinozor bir kafadır. Yaş değil. Anladım. Harika. Peki abi, bugünkü olaylarla ilgili yorumlarını alabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Yani böyle dedikodu
izleyicinin yorumu almadan yeterince dedikodu olmuyor bence. Buyurun siz dinliyoruz. Ha, izleyici olduğumu fark etmesin güzel. Seni haklı buluyorum. Hem de %100 haklı buluyorum. Daha hala neyin ne olduğunu bilmeyen gençlerin içerisinde olmak birazcık yoruyor. Sürekli tarihten örnekler, sürekli aynı konuşmalar fazlaca yoruluyor. Yoruldum yani birazcık hatta. Ama yine de vazgeçmeden savaşmaya devam. Abi bir şey söyleyeyim mi? Beni gençler hiç yormuyor. Çok çabuk kavruyorlar ve anlıyorlar bence. Beni dayılar ve teyzeler çok yoruyor. Aynı fikirdeyiz kesinlikle. Kesinlikle. Onlar beni gerçekten çok yoruyorlar. Beni odadan kilitliyorlar. Gelsene diye başlık atıyorlar. Yani ahraz mısın kardeşim ya? Dün mü aldın eline telefonu? Allah aşkına. Tövbe estağfurullah. Caren sen neresin ya? Ahrazı nereden biliyorsun? Ben Kıbrıslıyım abi. Ahrazı bilmeyen mi var Ahmet sende? Ahraz ne bileyim ahraz iyidir. Herkes kullanıyor ya ahrazı. Çok bilinmedik bir şey değil. Bence. Böyle daha genç kardeşlerimiz var mı ya? Gençler. Ben varım abi 20. Sen kimsin? Ağaç. Ağaç sen sus sen çok konuşuyorsun ya. Özür dilerim. Cahrettin'i alıyorum. Cahrettin gelsin. Daha genç biri var mı diyorum. Bekircan Güzel el kaldırıyor. Profil fotosu 40 plus. Bu ne abi? Gel hadi. Gel hadi. Cahrettin merhaba. Merhabalar abi nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Abi yani ne diyeceğim bilemiyorum. Oha odaya bu arada helikopter böceği girmiş. Uçak gemisi gibi dolaşıyor. Vay anasını. Pardon buyurun. Atak helikopterim. Pardon. Şey abi yani ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası. Gece zaten bayağı oldu. Sabah 5 olmuş. Sadece geçen sen bizim odadaydın. Bir arkadaş konuşmuştu ya herkes sustu böyle hiç umudum kalmadı falan dedi. Ya ben de nereye baksam hiçbir şey göremiyorum yani hiçbir ışık hiçbir şey göremiyorum yani. Ben nereye baksam Suriyeli diyorum. Merhabalar abi Allah razı olsun. Abi yani bilmiyorum ki genel Türk milletiyle alakalı da değil yani hani bir millete de şey yapmak istemiyorum ama ya dünyada mesela Amerika'ya falan da bakıyorum. Amerikalılar da gerizekalı. İşte Avrupalısı da. Ya ama bizim ülkemizde farklı bir değişik bir biat kültürü var ya. Ya o çok canımı sıkıyor benim. Bilmiyorum yani. Çok da konuşmak, sıkmak istemiyorum size. Ama hiç... Ya şimdi Amerikalı gerizekalı ama mesela adamlar... yani yapalım diye demiyorum. Sizi oraya yönlendirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Savcım. Sayın Savcım. Kesinlikle desteklediğimden söylemiyorum Sayın Savcım ama mesela Amerika'da adamlar... silahlarını alıp parlamento binasına gittiler. Lan ne yapıyorsunuz diye. Sayın Savcım bak kesinlikle desteklemiyorum. Çok yanlış. Haşa. Yani salak da olsalar bence çok salakça bir hareket bu arada. Salak da olsalar Amerika'da en azından şey diyebiliyor. Fuck you diyor abi. Fuck you diyor ya. Vücut benim. Yaşam benim. Fuck you diyor yani. Günün sonunda benim diyor yani sen diyor gelip geçici bir memursun diyor yani en sonunda. Bak genç bir çocuk gördüm. Apoletleri var. Ne apoleti o sen? Denizci misin lan? Abi inşallah denizci olacağım misin? Ya. 2 ay sonra staja gideceğim. Merhaba, iyi geceler. Merhaba. Bekir merhaba. Yaş kaç? Benim 22. Aslında bayağıdır katılmayı bekliyorum. Ya siktir git nasıl 22? O sakal ne lan? 22 gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim. Müsaadenizle kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Oğlum terörist sakalın var senin. Ya şimdi şöyle ben senden daha genç gösteriyorum be. Şöyle bu arada baba tarafı Kürt, anne tarafı Arap. Ahmet Bey'i de kardeşim olan kişiye ya bu amına kodumun şikosunu izleme diyerek sonrasında müptela olan biriyim. Bunu söylemek istiyorum. bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Özür diliyorum önceki hitamlarım yüzünden ama ön yargılı bir insandım önceden de. Böyle olunca çok hoşuma gidiyor. Ya bu aslında bir başarı. Bu aslında çok büyük bir başarı. Aynen öyle. Olsun zararın neresinden dönsek kar. Bunda bu şekilde göt olacaksak hep olalım.
Bu şekilde Cooler diye bir arkadaş vardı. Bayağıdır sinirliyim aslında. Önceki konuşan o arkadaşa. Arkadaş sanırım üniversiteyi hasbelkader kazanmış. Yanlış toplumda eğitim hayatını bitirmiş ve gözü boyanmış tamamen. Ben bu arada Arabistan'da, yani Başakşehir'de yaşıyorum. Ben de Hatay, Suriye'nin Hatay ilçesinde yaşıyorum. Tam komşuyuz sayılır. Başakşehir'le Hatay aynı seviyede şu an. Bu mülteci konusunda çok fazla rahatsızlık duymaya başladık artık. Yani 3 kişinin işte katliam yapıldı, şöyle böyle yapıldı deyip ardından hiç haber okumuyormuşum gibi. Bu arada gibi. haberin şeyine baktım az önce, ben de ana sayfama dönünce beni taglayıp atmışlar haberi. Haber şöyle, jandarmanın kontrol noktasında jandarmanın üstüne sürüyor kamyon. Kamyonu süren de Türk zaten, kaçakçı, yani insan kaçakçısı. Kamyonun yüz tarafı jandarmaya gelirken, jandarma durdurmak için tekerlerini ateş ederken bir kişi vurularak ölüyor, 12 kişi yaralanıyor. Olayın resmi açıklaması bu ve jandarma checkpointine kafalama girdiği belli kamyonun. Orası çok aşikar yani. Adam öyle bir anlatıyor ki sanki evlerinde oturan Suriyeli bir ailenin evini yakmışlar gibi falan anlattı. Ben de diyorum niye duymadım böyle bir şey olduysa ülkede yani. Ya fazla hakaret etmeden kelimelerimi seçerek konuşmak istiyorum ama arkadaş çok değişik bir kafadaydı. İnsanın evine nasıl dur denildiği zaman, girileceği zaman saldırma eylemine geçecekse, bir dur hitarına karşı durulmazsa bunun olması bence gayet normal. Arkadaş çok rahat bir yerde yaşıyor, sahil kesiminde hiçbir problem yaşamıyormuş. Ama ben şu an yazılımla ilgileniyorum. Yazılım üzerine kendimi geliştiriyorum ve İstanbul'dan gitmeye çalışıyorum. Daha küçük, mültecinin az olduğu, hakkımı alabileceğim bir yere gitmeye çalışıyorum. Çünkü burada mülteciler artık bizim sektörümüze bile el atmış. Çünkü bir aile kavramları var ve bu aile kavramları 20 erkek aynı ortamda bile yaşayabilecek pozisyonda. Ama bizim çekirdek kültürümüz anne baba ve 2-3 çocuk. Tabii daha fazla olabilir. Bu şekilde de bir yargıya varamayız ama onların kültürüne bağlı olarak belli bir ücrete tabi tutularak, bu ücrete tabi tutulduktan sonra hayat koşullarını sağlamasına devam etmek demek. Yani bu da demek oluyor ki ortalama şu anki bir ücretlere bakarsak junior bir yazılımcının 7 milyara çalışması mümkün olmamakla beraber, bu gelen mültecilerden bunu yapanlar var. Ve biz bu durumda işsiz kalan bireyler olarak tanımlanıyoruz. Arkadaşı bunu, aslında mültecilerin nasıl bir ekonomik olarak bizi geriye düşürdüğünü her çeşit alanda görebileceğimizi beyan etmek istedim ama biraz geç katıldım. Daha doğrusu geç alındım. Keşke zamanında alınsaydım. Abi ben suçu kendi insanımızda da buluyorum bu konuda. Mesela ben yaz aylarında pazarcılık yapıyorum Cahreyn abi. İşte meyve sebze satıyorum, halden mal alıyorum, getiriyorum. Pazar yerim var benim. Daha 21 yaşındayım, üniversitemi yeni bitirdim. Mesela bir fiyat geliyor, işte abla geliyor pazarda, diyor domates ne kadar, atıyorum 5 lira. İşte diyor yok aşağı tarafta Suriyeli de 2 lira, 3 lira. Yani o milli şuurumuzu da biz kaybetmeye başladık. Ben Hatay'da yaşıyorum ve bence bu çok riskli yani. Ya ben öğrenciyim, ya Türk evladıyım, ya senin torunun yaşındayım, oğlun yaşındayım artık neyse. Bana 2 lira için mesela yok Suriyeli de şu kadar. Suriye'ye gelmiş, tezgah kurmuş buraya. Ben 8 yaşından beri çalışan bir insanım. 8-9 yaşından beri. Bundan hiçbir zaman gocunmadım. İyi ki de böyle olmuş. Kendimi geliştirdim oralarda. Geliyor bana işte yok Suriye'de de şu kadar, burada bu kadar. Yani adam gelmiş bir de benden nasıl ucuza satıyor bilmiyorum. Yani 1 lira, 1,5 lira karına satabiliyorum en fazla bir malı. Daha fazlasını zaten satamaz. Vergi vermiyor. Abi nasıl yani, ben vallahi kafayı yiyorum abi ya. Mesela ben halde alıyorum, atıyorum bir malı 3 liraya, adam pazarda 3 liraya satıyor abi. Kafayı yersin. Ve Türk insanı geliyor abi, böyle biraz köy pazarı gibi bir pazar. İşte geliyor kadın, işte bahçesinden elma toplamış, armut toplamış, bir şey yapmış. Orada satmak istiyor. Zabıtalar, senin burada yerin yok, hemen kalk. Ya bu kadın 60 yıldır, 50 yıldır, 40 yıldır kaç yaşındaysa bu ülkede yaşıyor. Ona küçücük bir yer vermedin de 5-10 yıllık Suriyeli'ye nasıl yer verdin sen, tezgah açtırdın?
Evet, ben bu noktada Yusuf'a da değinmek istiyorum. En kısa zamanda Pakistan'a geri döner inşallah. Ahmet abi çok kısa diyen bakar mısın? Ay tüküreceğim diye bile. Bir hanımefendi çektim. Burası çok eril oldu. Çok... Evet, merhaba. Evet. İyi geceler abicim. Öncelikle yaş olarak senden küçüğüm. 25 yaşındayım ve seni uzun zamandır takip ediyorum. Görüşünü de çok benimsiyorum. Madem Suriye ve mülteci konusunda değindiniz, zaten uzun zamandır değiniyorsunuz ama ben son zamanlarda, hatta bugün yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. E5'te refüje işeyen bir Arap gördüm ve avrat yerini gördüm, yani görmemem gereken bir yerini gördüm. Yani sorun pazarda veya sigortasız çalışmaları falan değil. Bunların bu kadar rahat bir şekilde daldaşacak, tabiri caizse, gezmiş olmaları çok can sıkıcı. Ve ben bir kadınım, evliyim de aynı zamanda. Ben neden bir adamın veya neden bir Arap kişisinin veya mültecinin penisini görüyorum? Yani bence işte sigortasız çalışması veya işte pazarda işte yer verilmesi şusu busu değil. Öncelikle bunun sorgulanması lazım. Madem Müslüman bir ülkeyiz, madem namusumuz var, madem kadın bizim namusumuz, yani erkek ataerkil kişiliğinin düşünce yapısına göre konuşuyorum şu an. Madem böyle bir görüşümüz var, neden Araplar bu ülkede daldaşak geziyorlar rahat rahat? Yani öncelikle bunu sorgulamamız ve çizgiyi çekmemiz gereken yerin bu olduğunu düşünüyorum. Yani onlara bu fırsat verilirse, demin o konuşan arkadaş da bahsetti, işte Konya'da da oluyor, bilmem ne oluyor. Ya adamlar yapıyor, işte mülteciler bunu yapıyor, evet sonrasında da Türkler de yapıyor diyor. Ya bakıyor bizim insanımız, diyor ki mülteciye hiçbir şey olmuyor, ben neden yapmayayım? Al işte daha geçen bebek sahilinde sıkıştılar. Yani herkes birbirinden alıyor bu rahatlığı bence. Öncelikle bence bunların sorgulanması lazım abi. Sonrasında da artık kim ne yapıyor? Zafer Partisi mi gönderiyor veya CHP mi gönderiyor? İşte Cavs'ın da dediği gibi tuvalet terliğini mi koyuyorlar artık? Kim gönderiyorsa bunları? Kesinlikle ona oy vermeliyiz ki şunlardan yeter ki kurtulalım. Yani sonrasında biz düşünelim siyasi politikamızı bence. Teşekkür ederim. Evet. Ben şu an kadın davet ediyorum bol bol. Gerçekten buradaki eril ortam midemi bulandırmıştı. Bu iyi oldu. Ustam, sorabilir miyim? Efendim, buyurun. Ya şimdi şu şöyle bir şey var. Tamam, yani yine normal insanlar da çok cahil, elinde internet telefon olmasına rağmen işte milyonlarca bilgi elimizin altında değil mi günümüzde 2022'de? Artık o bir seçim ama mesela işte geçen bir doktor kadınla bir husumet yaşadınız. Yani kadın doktor olmuş, kaç yıl okumuş. Yani doktor olmak kolay bir şey değil, değil mi? Hani harbiden yıllarını veriyorsun. Aptal bir insan doktor olamaz bence. Yani hani mantıken işte araştırıyor, eğitimler, işte sorguluyor herhalde. Yani öyle düşünüyorum ama kadın mesela şeye, pandemiye planda mı diyor? İşte sana kaç yaşına gelmiş, sana diyor işte yumruğumu vururum, işte ağzına bir tane patlatırım. Ya benim aklım bunu almıyor ya. Yani nasıl olabilir? Senin buna bir cevabın var mı mesela? Bu ya nasıl kendisi olabilir? Şöyle açık konuşayım o konuda. IQ ve EQ çok farklı şeyler. Akademik olarak kendini çok geliştirmiş, çok çalışkan insanlar bazen ortak kanıya uymayacak hareketler yapabiliyorlar. Bizim de öyle bir profumuz vardı Almanya'da okurken, çok şaşırıyordum yani söylemlerine, hareketlerine falan. Olabiliyor o tip şeyler ama nadiren olur genelde. Yani bu kadın nasıl bu seviyelere, raddelere geldi gerçekten bilmiyorum ama gelmiş, yani bir şeyi doğru yapmıştır belki hayatında. Ben buraya başka kadınlar çektim. Kadınlar bol bol konuştun lütfen. Beyza Hanım, sizdeyiz. Merhabalar, beklemiyordum açıkçası. Bu arada herkese hayırlı sabahlar. Amen. Ben aslında bu başlarda bir arkadaş konuşuyordu. Nick'ini unuttum ben. Coolest mıydı? Bir şey daha. Jester. Cooler. Joker mıydı? Jester mıydı? Öyle bir şeydi. Her ne şeyse. Sinirden kafayı yedim. Yani o şahıs acaba ne olsun istiyor? Yani biz Türkiyeliler olarak hani ülkeyi boşaltalım. Tüm sözde Pollyanna bakış açısıyla tüm mülteciler gelsin.
yerleşsin falan mı istiyor? Ben anlamadım. Bir de bir kadın olarak herhalde İstanbul'da yer alıp yaşamadığı için çok rahat konuşabiliyor. Ben İstanbul'un en nadide ve gözde mekanı olan Sultanbeyli'de yaşıyorum. Sultanbeyli'nin çok gözde mekanı ve çok turistik bir yer olduğunu düşünüyorum. Burada yaşıyorum ve benim burada sokağa adım atmamla yaşadığım tacizlerin haddi hesabı yok. Yolda... Fotoğraftaki sen misin fake mi? Doğru söyle. Benim. Benim. Gerçekten sensen bu Sultanbeyli'de nasıl yürüdüğünü bana açıkla. Ahmet abi, seni yıllardır takip ediyorum. Çok sıkı takipçinim ve seni gerçekten çok seviyorum bu arada. Hatta senin bir arkadaşın da burada oturuyordu. Oğuzhan da evet, galiba. Evet, o yüzden söylüyorum ya, ben Sultanbeyli'yi çok iyi biliyorum. Oğla da tanışmışlığımız, tanışıklığımız var daha doğrusu. Şöyle, yani Sultanbeyli'de yaşamak gerçekten bir kadın olarak çok zor. Yolun ortasında artık durup oturup ağladığımı da biliyorum ben. Suriyelilerin bir motora 6 kişi binip sokaklarda beni turlaya turlaya taciz ettiklerini de biliyorum. Sadece Suriyelilere ait bir sokağın Suriye sokağı diye anıldığını da söyleyebilirim size. O sokakta Sultanbeyli'de çok iyi bilinir. Yani kadın olmanın İstanbul'da ne olduğunu bilmeyen, ne idüğü belirsiz bir insanın bu kadar ağzını yaya yaya rahat konuşması beni çok irite etti. Gerçekten aşırı irite etti. Çünkü Arapçayı da geçmiş, ya çok özür dilerim, ağzımı bozmak istemiyorum. Yolda yürüyorum o Suriye sokağında çünkü dershanem orada ve oraya gitmek zorundayım. Bu arada 23 yaşındayım. Yani adam bana tip tip bakıyor ve ben dönüp artık dayanamadım. Yani artık bir yere kadar da oğlum. Neye bakıyorsun dedim. Bana dedi ki sana bakıyorum orospu dedi. Hadi bir şey diyemedim. Gerçekten bir şey diyemedim. En azından açıklıyorsun. Abi bir şey diyemedim ben yani. Artık orospu çocuğu ya. Hayır, bir de şey anlamıyormuş. Düşünsene, bir de kafasında soru işareti. Nasıl yani? Sana bakıyorum lan işte. Allah Allah. Ya bir de hani o sokakta hani kuaförlerin olduğu bir sokak. Hani sana bakıyorum orospu dedikten sonra 4-5 tane Suriyeli kuaförden çıkıp onunla beraber bakmaya devam etti. Yani bir anda hani seyir keyfi gibi bir şey oldu herhalde onlar için. Ha şey mi oluyor? Gel la gel karı geçiyor. Gibi bir şey mi oluyor? Size yemin ederim, tüm hayatım üzerine yemin ederim ki öyle oluyor. Yani bir motorun üstüne 6 kişi biniyorlar ve sokak boyu sizi böyle öpücük atarak, maymunumsu hareketler sergileyerek sizi taciz ediyorlar. Ve ben Sultanbeyli'de yaşayan bir insan olarak, yani buradan benim en rahat nefes alabildiğime Kadıköy olduğunu düşünerek Kadıköy'e gidiyorum. Orada da bir sürü mülteci yakın. Adam 2-3 tane Koreli görüyor işte, ya da Almancı falan görüyor. Zannediyor ki hani, aa evet burası çok güzel bir yer falan filan, ama şöyle bir arkasını dönse eli şeyinde bir sürü Afgan görebilir, Suriyeli görebilir. Ya ben en çok Taksim'le ilgili söylediklerine akıl sıra erdiremedim şimdi. Yalan bu arada, yalan. Benle yani, beraber hayır. İstanbul'da Taksim'de yaşamadığım için çok da emin konuşamadım, ama ne zaman gitsem Taksim'e Arabistan yani, ne bileyim. Abi tek bir şey söyleyeceğim. Mülteci göçmen olmasa bile Taksim'de Arap olmama ihtimali yok. Sağlık turizminden kaynaklı. Gez Taksim'de, saçı ekilmiş minimum 100 tane Arap görürsün. Zengin de olsa var. Çok özür dilerim, sözünü kestim. Geçen hafta Kore'den misafirim geldi benim. Ondan sonra Galata'yı gezmeye gittik. O sırada da Galata'nın bir katında şey var. İnsan Kore'den Sultanbeyli'ye onu diyecektim ya. Sultanbeyli'ye gelmedi gerçekten. İstanbul'u görmek istiyordu birkaç günlüğüne ve burada tek tanıdığı bendim. Dilimi geliştirmek adına bazen insanlarla iletişim kurabiliyorum bu şekilde. Korece mi? Yok, İngilizce, ama Koreliler arada denk gelebiliyor.
Peki bu şahıs erkek miydi, kadın mıydı? Erkek ya. Kadınlar muhatap olmuyor benimle. Romantik bir gezi mi oldu peki? Yok, tam olarak değil. Olmadı mı? Hayır, maalesef aşktan yana, romantizmden yana izin bilmiyor. O zaman Korece öğreneceksin. Var mı? Yok, Korece öğrenmek gibi bir gayem. Şey, anyon şey, gamsamida falan, klasik basit kelimeler falan ama. Sarange. Cinca sarange. yani neyse, konu bu değil. Galata'da... Evet, geldi, gezdirdin. Evet, Galata'da işte bir katındayız böyle. O katta da şey var. Ya ne olur, ben ona çok gülerim ya. Şey mi dedi lan acaba Koreli? Ya Türkler ne biçim konuşuyor? İlginç sesler çıkarıyor falan, bir bakıyorsun Türk değil meğer, Arap falan. Hayır hayır. Orada milletlere ait fotoğraflar var, tamam mı Ahmet abi? İşte ne bileyim, Türkmeni var. En var çeşit insanın her milletten fotoğraflarını koymuşlar. İşte hani böyle ona soruyorum, böyle tatlılık olsun işte, hani bu hangi millet, şu hangi millet falan filan, yani böyle sohbet amaçlı. Orada işte Arapların fotoğrafı vardı. İşte dedi ki bu da Türkiye dedi böyle. Yani dondum kaldım, bir şey diyemedim. Aa, Noodle'ca falan dedi mi? Yok. Evet ama yani şey, Arapları, ya Arap kültürünü tamamen Türklerin kültürleri zannediyorlar mesela. Hani böyle de bir şey yaşadım. Üzücü. Yani ben de Attack on Titan izliyorum. Türkleri tasvir ederken Maraş dondurması gösterdi adam. İnsanın morali bozuluyor yani. Bizim bir tek Maraş dondurmamız mı var kardeşim? Ya, İlhan Mansız'ı bari gösterir. Kebap. Hani kebap. Mısır oğlu her yerde. Ya işin özü, benim çok sinirlenen bir şey, o beyefendi oldu. Hani bir de PKK falan böyle tatlı tatlı konuşuyorlar ya. Ona da çok sinir oldum. Ama Taksim'i de bu kadar tatlı görmesine ayrı sinir oldum. Ya bence hayatı biraz daha gerçek gözlerle bakmak lazım. Özellikle erkek akının olduğu bir... Ay çok üzüldüm kardeşim. Duyduk bu arada şey dedi. Biraz daha bağır istersen diye bir çıkış geldi orada. Evet evet. Kardeşimi uyandırdım. Bir tamam, kaybettik seni. Şu an gitti. Öldü bu kız, öldü. Ya çünkü... ya buradayım. Ha tamam, okey. Ben bu arada başka kadınları da çağırıyorum. Allah aşkına gelin. Yani bir kadın olarak İstanbul'u anlatın. Mülteci tecrübelerinizi anlatın. Anlatın yani, dinlemek istiyoruz, anlamak istiyoruz. Yani biz erkekler olarak şeyi de ben çok şey sağlıklı bulmuyorum. Mesela bir tane arkadaşımız dedi ya, biz Müslümanız madem, ar var, namus var, carçurt falan. Yok, benim namusum kimseye kalmadı ki bu arada. Heh, evet, onu unut. Mesela ben hani nasıl desem, Beyza'nın namusunu korumak benim üstüme vazife mi, emin değilim. Mesela. Abi tabii ki öyle, tabii ki öyle. Herkesin namusu kendine yani. Ben zaten bu şekilde düşünüyorum. Sizin gibi düşünüyorum. Ama bizim başımızdaki insanlar, yani malum kişi bahsediyor ya namusta, işte şöyle de böyle de diye. Voldemort. Yeri geldiğinde, evet evet evet, kesinlikle o. Yani yeri geldiğinde çok güzel konuşuyor. Çok güzel bahsediyor ardan, edepten, namustan. Ama bazı şeylere de üç maymunu oynuyor. Ben bunu anlayamıyorum. Yani tabii ki bir siyasi politikadır veya işte mülteciden geçindiği bir, üstünden geçindiği bir geçim kaynağı vardır. Bu beni ilgilendirmiyor. Benim vergilerimi hesabını versin önce tabii o da. Yani bunlardan bahsederken bunlara göz yumması çok can sıkıyor. Yoksa benim namusum kimseye kalmadı. Ben de aynı düşüncedeyim seninle. Anladım. Bir de anladım. Şunu söylemek istiyorum. Demin o arkadaş cooler miydi neydi? Şeyden bahsetti. Yani bahsetmedi aslında. Şöyle bir tabir kullandı. İşte bizim, yani bize faşist derken işte onların bir toplulukmuş gibi, yani onların var olduğu bir topluluktan bahsetti. Yani bizim gibi insanlar demek istedi. Orada bir sanki bir kutuplaşma veya nasıl desem, sanki orada bir particilik gibi bir şey sezdim ben. Yani aslında bir şeyin koluymuş gibi hissettim. Bunu da tam olarak anlayamadım. Bununla ilgili fikrini öğrenmek istiyorum senin. Tam Türk olma. Türk olma. Türk olma oradaki kutuplaşma. Anladım. Yani PKK'dan bahsediyoruz yine. Tamam, teşekkürler. Ahmet abi, ben
feda etmeden önce, yani başka arkadaşlarıma şey müsaade etmeden önce konuşalım. Son kez şunu söylemek istiyorum. O başta gelen o Şahıt şey demişti ya. Ne dediğini hatırlamıyorum ama sadece özet olarak aslında şunu söylemek istiyorum. Bir gün sadece benimle İstanbul'da Sultanbeyli turu yapsın. Beyza şey yapsana. New York'ta ağzıma kıl kaçtı. Nereden geldi lan bu kıl? Bir tane kadın vardı ya New York'ta dolaşmak diye, yürümek diye bir video çekmişti. Kıçına iPhone'u koymuş. Evet. Kamerasından çekiyordu. Allah aşkına göt cebine iPhone'unu koyup şöyle bir yürüsene Sultanbeyli'de. Abi şöyle söyleyeyim, insan kalabalığından çevreyi göremeyiz. Çevreyi göremediğimiz için de Sultanbeyli olduğunu tam olarak kanıtlayamayız diye düşünüyorum ben. Abi bir de Beyza'ya dava açarlar insanları çekiyor diye. Hayır bir de çalarlar mı acaba iPhone'unu? Onu düşündüm şimdi. Yok o şekilde bir hırsızlık. Hop yok da iPhone gitti. Kağıt. Yani burada o şekilde henüz bir hırsızlar, gaspı vesaire rastlamadım. Çok da duymadım ama yani bir kadın olarak burada yaşamak gerçekten çok zor. Yani anlatılacak gibi değil. Ne kardeşimle ben. Daha hatta bu tarz olaylar yüzünden karakolda çok fazla mesai harcamışlığımız da var. Yani şey de olmuştur bu arada, artık hani normale dönmüştür. Karakola gitip polise Suriyeli'nin biri beni taciz etti dediğinde amına koyayım yine geldi bir tane falan diyordur yani herhalde. Şey zaten karakolda çok fazla artık tanıdığımız var. Şey yani artık karakoldaki abiler arıyor hani Beyza her şey yolunda değil mi falan diye soruyorlar böyle. Kaldı ki bu tek benim başıma gelen de bir şey değil. Yani bak abilerine Beyza... de dikkat et ha Beyza. Yok dikkat ediyorum. O Beyza konuda çok dikkat et. Burası Türkiye. Tamam bak mültecileri evet bu konuda mercek altında tutuyoruz ama sen abilere de pardon, dikkat et. Pardon sözünüzü kestim. O şey adamın sözü aklıma geldi. Yok işte Türkler de yapıyordu falan işte hani böyle buraya gelen yabancıların da yapmasına cesaret vererek konuşuyordu ya. Evet. Evet Türkler de yapıyor. Evet bu bir problem. Bunu hani yerine yeğlenecek bir şey olmaması gerekiyor. Zaten kadın olmak demek 7/24 hiç gözünü kırpmadan her şeye dikkat etmek demek. Çünkü hani giydiğim kıyafet benim sözde namusumu belirlediği için buralarda da özellikle. Yani hani buradan çıkarken üzerime bir şey örtüyorum. Gittiğim mekanda rahatlıyorum mesela. Yani öyle bir hayat yaşıyorum. Ve bu çok saçma. Arkadaşlarım beni aracıyla almadığı sürece ben güvende değilim mesela. Çünkü otobüse bindiğim zaman anlayamamıştım. Kuma uçluyorlar. Neydi? Bir tane app vardı. Ablam bir gün böyle ablamla İstanbul'dayız. Ablam dedim de benden 1,5 yaş büyük. Şey diyor, senin telefondan çağıralım taksiyi. Lan diyorum Allah Allah ya bende yok diyorum. Kur işte falan. Sonra anladım ki bunda fobi oluşmuş. Önceden o uygulamalarda direkt cep numarası görünüyordu karşı tarafın. Hı hı. Bunu bir gün aramışlar. Yani bırakan taksi mesaj atmış işte. Ben sizi çok beğendim. Görüşelim cart curt falan. Ya fobi oluşmuş. Böyle ilginç ilginç fobileri var mesela Türkiye'de kadınlar. İşte kurye mesela alıyor adını soyadını gidiyor Instagram'dan ekliyor. Ya da şey gecenin kartalları falan. Hani böyle kendinize gülüyorum ama sizin taksiciyle alakalı şöyle bir örnek vereyim. Kendinize has fobileriniz var değil mi? Sadece Türkiye'de tabii bulunan. Tabii ki. Yani hani bazen kendi rızanızla bir kontak kurduğunuz erkek arkadaşınızla bile rahat olamıyorsunuz. Zihniyetlerinden ötürü. Çünkü bazen beyinlerin içine erişmek çok zor olabiliyor. Yani taciz sadece yolda geçerken beni size laf atmasıyla bitmiyor ki. Yani şöyle bir şey oldu taksici konusuna istinaden. Kardeşimin arkadaşının doğum günü vardı. Kurtköy'de oturuyorlardı. Üzerimizde elbise vardı. Şık olmamız gerekiyordu. Taksici getir uygulaması üzerinden. Uygulama ismini vermem doğru mu bilmiyorum. Taksiciyi çağırdım. Beyefendi normal bir şekilde bekliyordu hani camdan baktığımda.
Bizi kardeşimle elbiseli görünce alın bir anda tavırları değişti. Arabayı hızlı kullanmalar. Ondan sonra cima yolu uzatarak gitmeler. Belli noktalarda bilerek kısıtlarda hızlı geçmeler falan. Çünkü bir firkik bekliyor beyefendi. Yani sonda da işte hanımefendi dönüşte biz beni arayabilirsiniz. Uygulama üzerinde numaram var falan. Gibi gibi. Ya bir şey diyeyim mi Beyza? Şimdi onun bir de erkek tarafı var. Şimdi buna kadınlar çok şaşıracak. Erkekler hepsi şu an kafa sallayacak. Hazırsanız baylar anlatıyorum, hazır mıyız? İzin var mı? Bekliyorum merakla abi. İzin Beyza geldi. Bitcoin'den hızlı yükseliyor. Bak, bütün çok merak ettim. Bütün erkekler diyecek ki ananı sikeyim ben bunu yaşadım. Bak bütün erkekler. Biz bazen taksiye bineriz ve şöyle bir taksici tipi vardır. Herkesi siktim taksicisi. Binersin taksiye. Adam bir başlar anlatmaya. Bak aynen böyle, ama ne tepki vereceğini de bilemezsin erkek olarak. Yani şey olursun böyle. Bak aşağıdan alkışlar geliyor. Aşırı böyle rahatsız bir durum. Binersin taksiye, şöyle bir muhabbet açılır. Ama anlık böyle hani pas attım da herif gole çevirdi değil, anladın mı? Anlık böyle. Hiç out of nowhere, hiç beklenmedik bir şekilde herif şunu yapar. Geçen bir karı bindi, ayırdı bacakları, attım elime amına koyayım nasıl var ya falan. Ne oluyor? Bir dakika. Nerede? Bir saniye falan. Böyle bir taksici tipi var. Ananı sikeyim ben bunu yaşadım. Bunu yaşamayan erkek yoktur bak. Ya adam taksiciliğe teşvik ediyor abi. Neler oluyor. Adam resmen diyor ki ben işimi bıraktım. Hem manitada düşürüyorum. Gece vakti güzel oluyor. 6-7 tane dostum var. Yani İstanbul'da neler, bu çok neler yaygın. Ama yani neler ben bunu hiç yaşamadım ya. Sen bunu hiç yaşamadın mı? Yok abi, bana hiç kötü taksici gelmedi biliyor musun? İşte herkes bana bu konuda sövüyordu. Hiçbir zaman bir tane bile kötü taksici gelmedi. Yusuf sen yaşadın mı Yusuf? Bana gay taksici denk gelmedi. O zaten bir tek sana denk geldi. Yani elini ya, falan dizime attı işte. Öyle bir şey olmuştu. Bir de şöyle bir şey var, özür dilerim. Çok konuşuyorum ama konuda hiç yok. Kendimi ısıtamıyorum çünkü çok uzun zamandır katılmayı bekliyorum. Beyza Bitcoin'den hızlı yükseliyor Cahreyn. Nasıl öyle yani? Mi? Bitcoin'den hızlı yükseliyor. Yayına girdiğiyle şu anda arasında %10'luk bir fark oldu neredeyse. Ha, takipçi olarak mı ya? Boş ver, ne olacak? Ha, o amaçla katılmadım bu arada. Yok, sana ondan demedim. Sadece hani güzel bir kadınsın. O yüzden erkeklerin de takipleri arttı yani. Burada gördüler şimdi seni. Onu fark ettim sadece. Sen de takip ediyorsun Batuhan. Beni takip ediyordu ama geri dönmek zorunda kaldım. Evet. Takip ediyordu. Takip ediyordu. Yani benim odalarımın dinleyicisidir kendisi, biliyorum. Evet, Simay. Evet. Ama hiç öyle mesaj atmışlığım DM falan yoktur yani. Lütfen Beyza, beni şu mücarenin imasından kurtarır mısın? Yok, evli olduğunuzu ve çocuğunuzun olduğunu ve savaştan karşınızı biliyorum. Bu konularda yani bunun esprisi bile hoş olmaz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Yani taciz sadece kadınlar üzerinden de alınmaması gerekiyor. Mesela bir arkadaşım hastaneye gittiği zaman gay bir doktor tarafından tacize uğradığında bana bunu gülerek anlattığında ben sert bir tepkiyle vermiştim mesela. Yani nasıl bunu böyle alttan alabiliyorsun falan. Yani erkeklerin de uğradıkları tacizleri yumuşatarak ya da gülerek anlatması mesela hani çok normal gelmiyor bana. Çünkü rıza dışı bir olay. Bence rahatsız edici olmalı. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ben Ahmet abiyi çok uzun süredir takip ediyorum. Hani senelerdir diyebilirim. Hatta bir ara bir sevgilim varken beraber falan da izliyorduk. Onun öncesine dayanıyor benim geçmişim. Okul isteyen arkadaş şey demiş hani sen kitleni hani sen ne dersen oraya çekiyorsun falan, ama hani ben hayatım boyunca Ahmet abiyi takip edip katılmadığım noktaları da oldu. Ahmet abi Twitch'i bıraktı. Twitch'i sildim mesela ama yeni kullandığı platformu indirmedim mesela. Ama hala Twitter'da, YouTube'da güncel olarak takip ettiğim de biri. Yani Ahmet abiyi fikir olarak benimsemem, onun beni bir yerlere çekebileceği anlamına gelmez. Sadece fikirlerim ya doğru. Bir de şey var Beyza, yani ben mesela beni hiçbir yerde savunmanızı sizden istemem. Hoşuma da gitmez. Ben biat kültüründen nefret eden bir adam olarak. Zaten böyle hani hiçbir zaman size işte şu kadar takipçim var salıveririm üstüne ha falan diye. O şekilde biri olduğunuzu hiç düşünmüyorum ben. Yani. Çünkü ben çok uzun senelerdir takip ediyorum. Yani hani
6-7 sene olmuştur diye düşünüyorum. Bayağı uzun süredir takip ediyorum sizi. Yani öyle bir durum olduğunu zannetmiyorum. Hatta bir arkadaşım var, o sizi çok takip etmezdi. Yani nötr size karşı. Bir olayınız olmuştu galiba. Neyle alakalıydı? Tam hatırlamıyorum olayı. İşte Twitter'da random olarak bazı hesaplar işte galiba Ekrem İmamoğlu olaylarından bir tanesi. İşte Jahreyn böyle demiş bak falan falan dedi. Ben de direkt odayı kaydetmiştiniz. Siz Ahmet abi. Direkt attım dedim ki o olayın gerçeği bu falan diye. Yani en fazla sizi savunduğum nokta bu. Sonuçta bir beni savunmuşsun yani. Bir savunma olmuş. Bu arada yeni katılanlar var. Ben Belit Hanımcığımı bir duymak istiyorum. İyi günler dilerim herkese. İyi sabahlar herkese. Nasılsın Şahin? Gerçi bugün bayağı başın kalabalık. Gerçi senin normal her günün böyledir. Belit Hanım sizin diksiyon kaymış. Sabah 5.30 olunca gitmiş biraz yani. Ya evet evet tabii ki sabah oldu. Uykusuzluktan olmuştur. Ya ben bu mülteci konusuyla ilgili bir şeyler söylemek istedim. Evet, buyurun. Yani ben de göçmenim bu arada bu ülkede. Ama işte gördüğünüz gibi gayet iyi bir Türkçe kullanıyorum. Modern bir Türk kadınıyım. Burada yaşıyorum. Haliyle adapte olmak gerekli diye düşünüyorum. Ama bu insanlar buraya adapte olmuyorlar. Yani ben buraya gelip buranın dilini, kültürünü, buradaki yaşam stiline adapte olmak için çaba harcarken onlar buraya gelip kendi tabelalarını hatta işte kendi dillerini bize dayatmaya çalışıyorlar. Sürekli son zamanlarda bunu görüyorum. Buna çok şaşırıyorum. Bu arada bir anım var. Çok gençken İtalya'ya gitmiştim. İşte otele giriş yapacağım. Resepsiyondayım. Orada işte önümde bir Arap aile var. Onlar da oda tutmak istiyorlar ve onları kabul etmediler. Çok şaşırdım ben. Hatta şey dedim yani bu hoş bir şey değil. Irkçılık yapıyorsunuz. Yani neden yani kabul etmediniz? İşte odanız var. Az önce işte biz iki oda daha tuttuk. Demek ki ve boş odalarınız olduğunu da söylediniz. Bize bir sürü alternatif sundunuz. Ama onları kabul etmediniz. Yani ırkçılık yapıyorsunuz falan dedim. Sonrasında biz oradan başka İtalya'nın başka bir şehrine gittik. Floransa'daydık. Napoli'ye gittik. Napoli'de başka bir yere gittik. Bir şey tuttuk orada. Ev tuttuk. Bizden önce orada Araplar kalmış. Ve ev inanılmaz durumdaydı. Korkunçtu. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Biz gittiğimizde temizlikçiler vardı. Yani bir saate toparlanır dediler ama biz 6 saat falan bekledik. Yani hayatımda öyle bir şey görmedim. Sonradan gerçekten dedim ki yok yani bunlar aslında ırkçılık yapmıyorlarmış. Yani müessesesini koruyormuş insanlar. Böyle bir şey olamaz. Ayrıca başka yerlerde de görüyorum. Araplar gerçekten kendi kültürlerine o kadar böyle farklı bir şekilde bağlılar ki ne olursa olsun değişmiyorlar. Ve burada da değişmeyecekler. Zaten değişmediklerini de görüyoruz. Asimile olmadıklarını da görüyoruz. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ben bu asimile olmamalarından ve işte haliyle tepki gösterdiğimizin de farkındalar. Burada istenmediklerinin de farkındalar. Başka kendilerine yakın mesela cemaatlerle ya da başka azınlıklarla birleşip çok daha büyük sorunlar, problemler yaratabileceklerini de düşünüyorum. Yani belki 20-30 yıl içerisinde bunlar çok fazla ürediği için nüfusları çoğalacak ama o arada o kadar süre geçmeden belki de ya siz burada çok eziliyorsunuz, burada insanlar sizi istemiyorlar, size böcek gibi falan bakıyorlar diyerek bile sadece kendilerine dahil edip burada çok tatsız olaylar yaratabilirler diye düşünüyorum. Yani bunu da biraz göz ardı ediyoruz ya da çok bir yerde dillendirildiğini duymadım ama bence asıl tehlike bu olabilir. Teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Yavaştan da arkadaşlar artık sabahın körü yaptık. Kapatıyorum izninizle. Yarın da karakola gideceğim, bir sürü işim var.
Geldiğiniz için teşekkürler. Özellikle teşekkür ediyorum. Sana çok sağ ol. Evet, korkak köpekler gelmedi. Klasik tahmin. Gelemez çok. Onlar. Hiçbir zaman gelemezler. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Ahmet abi. İyi geceler. Özür diliyorum abi. Kapatacaksın da. Bu Neslihan Hanım konusunda DM'e bakabilir misin ilk mesajlarıma benim? Ya ben de ya bir şey diyeceğim. Ya uyuyacağım ben ya. Hadi. Tamam abi, eyvallah. Ahmet abi Hexball'u biliyor musun? Hatırlıyor musun? Hexball veya evet. Hexball. Ona girdim. Nikim'de Caz oradan biri beni tanıdı. Yayın hakkında burada tartışıyoruz ya. Yayını dinliyorlar. Yemin ederim ben bıktım ya, usandım ya, hayatım ya. Bitti ya. Ahmet abi haksız falan konuşuyorlar şimdi. Ya yukarıya tutturduğum tweet'i de bir oku. Ondan sonra yatarsın. Tamamdır, okey. Görüşmek üzere. İyi geceler efendim.